Evet Ali Bey, Padlet üzerinden sorulan sorulara cevap vereceğiz. Bunlarla ilgili açıklama yapacağım. Hemen başlıyoruz. Kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Temel girişimcilik ve iş planı hazırlama eğitimimize. İsmim Tuğba, Eğitim Fakültesi BÖTE bölümünde görev yapıyorum. Aynı zamanda Teknoloji Transfer Ofisi'nde Modül 1'de uzman olarak görev yapıyorum. Başlangıçta program akışımızla ilgili bilgi vermek istiyorum. İlk önce Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörümüz Sayın Profesör Doktor Rüştü Yayar hocamız açılış konuşmasını yapacaklar. Akabinde Teknoloji Transfer Ofisi Modül 5'te görev yapan eğitmenlerimizle eğitimimiz başlayacak. İlk olarak bu süreçte eğitimimize İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Yücel Erol hocamız Tokat Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisimizle ilgili bilgilendirmeler yapacak. Sonrasında girişimcilik eğitimimizle ilgili temel girişimcilik eğitimimizle ilgili bilgilendirmeler yapacak. Öğleden sonraki eğitimlerimizde Erbaa Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Sayın Fuat Ferit Yazar hocamız ve Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğretim görevlisi Sayın Mehmet Kocaman hocalarımız iş planı hazırlamayla ilgili eğitimler verecekler. Eğitimimiz Zoom üzerinden başladı ve koordinatörlüğümüzün YouTube hesabı üzerinden eş zamanlı olarak şu an sizlerin katılımıyla da devam edecek. Bizler YouTube üzerinden katılım yapan hocalarımızı görüyoruz, katılımcılarımızı. Bu yüzden takip anlamında herhangi bir sorun yaşamıyoruz. İçiniz rahat olsun. Sizden birkaç tane ricamız olacak. Eğitim esnasında ad soyad bilgilerinizle giriş yapmanızı istiyoruz. Eğer Zoom üzerinden giriş yapmak isterseniz burada kendi ad ve soyadınızı mor seçeneğini tıklayıp rename diyerek giriyordunuz. Yine Zoom üzerinden girenler için mikrofonların kapalı olmasına özen gösterelim. Biz süreçte şöyle bir yol izleyeceğiz. Sorularınız var biliyoruz. Sorularınızı her oturumun sonunda alacağız. Burada Padlet üzerinden bir form oluşturduk. Bu formu birazdan YouTube üzerinden de yine paylaşacağım. Buraya not edebilirsiniz. Sizden bir ricamız var. Sürenin yeterli olmama gibi bir durumu olabilir bu süreçte. Öyle durumlarda eğitim tamamlandıktan sonra sizinle Padlet üzerinde yazdığımız soruları oraya bıraktığınız mail adresi üzerinden cevaplayacağız. Bu yüzden sorularınızı yazarken mail adresinizi de belirtirseniz seviniriz. Bir de çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bununla ilgili Mehmet Hocam daha sonra yine bir bilgi verecek. Eğitimimizin ikinci bir adımı olacak. Biz bunu bir farkındalık eğitimi olarak planladık. Sertifika katılım belgesi vereceğiz sizlerle. İlerleyen süreçte sadece iş fikri olanlarla etkileşimli bir şekilde bu eğitimi tekrarlayacağız. 8 saat olacak şekilde. Bu eğitime nasıl başvuracağınıza dair bir formu bugünkü tüm eğitimlerimiz tamamlandıktan sonra sizinle paylaşacağız. O zaman dolduracaksınız. Bu yüzden eğitimin sonuna kadar kalıp bize bu süreçte eşlik ederseniz mutlu oluruz. Belgeyi nasıl alacaksınız? Bunu da yine eğitimin sonunda sizi bilgilendireceğiz. Eğitimin sunumları yine aynı şekilde eğitimin sonunda sizinle paylaşılacak. Oradan edinebileceksiniz. Şu an kayıt altına alınıyor eğitimimiz. YouTube üzerinden tekrar tekrar bu eğitimleri dinleyebileceksiniz. Bir sorun teşkil etmeyecek bu süreç. Değerli desteğiniz için ve katılımlarınız için biz size şimdiden çok teşekkür ediyoruz. 2020'nin bu son gününde gerçekleşen bu eğitimin faydalı olmasını diliyoruz. Yeni yılınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözü Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörümüz Sayın Profesör Doktor Rüştü Yayar hocamıza bırakıyorum. Teşekkürler. Tuğba Hanım, çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir katılım görüyoruz. Dolayısıyla teknolojinin biraz azizliğine uğradık bu konuyla ilgili. Tabii katılım yoğun olunca da bu tür problemler canlı yayınlarda sıklıkla karşılaşıyor. Umarım katılımcılar bu durumu anlayışla karşılarlar. Tabii ki biz de arzu etmezdik, istemezdik ama maalesef canlı yayınlarda bu tür problemler yaşanıyor. Onun için tüm katılımcılar adına kusura bakmasınlar, öncelikle onu söylemek isterim. Şimdi biraz önce de Tuğba Hanım ifade ettiği gibi hem YouTube kanalımızdan hem de Zoom üzerinden devam ediyoruz ama özellikle katılımcıları YouTube kanalından bizi izlemelerini, bizi takip etmelerini teknolojik açıdan daha uygun olacağını düşünüyorum. Katılım belgeleriyle ilgili sorun olmayacaktır. Yeter ki programı takip etsinler, izlesinler, sorun çözecektir.
Öncelikle hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum tüm katılımcılara. Ben Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü olarak böyle bir programı düzenledik. Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi olarak. Tabii ki burada kıymetli öğrencilerimize, kıymetli katılımcılarımıza özellikle bir farkındalık eğitimi vermek istedik. Özellikle mühendislik, fen bilimleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerimizin farkında olmasını, iş fikirlerini, düşüncelerini, yaptığı çalışmaları gerçek hayatta geçirebilmeleri için iş dünyasına fikirlerini, düşüncelerini, icatlarını, projelerini, iş fikirlerini geçirebilmeleri için, gerçek hayata uyarlayabilmeleri için, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için onlara bir farkındalık eğitimi vermek istedik bu vesileyle. Ve ilerleyen süreç içerisinde TOGİ, TTO ve Teknopark olarak bu faaliyetleri sürdüreceğiz. Detaylı bilgiler ilerleyen zaman dilim içerisinde olacak. Zaman zaman bu farkındalık eğitimleri sizlerle paylaşacağız. Tabii ki TTO öğrencilere yönelik, özellikle üniversitemiz, kendi üniversitemiz öğrencilerine yönelik bir takım faaliyetleri var. Bunların farkında olmalarını istiyoruz. Özellikle bize katılmalarını istiyoruz. Teknoloji geliştirme bölgesinin ne olduğunu bilmelerini istiyoruz. Teknopark'ın, teknoloji transfer ofisinin ne olduğunu bilmelerini istiyoruz. Özellikle bu konuda bizimle irtibatlı olurlarsa üniversite içerisinde biz onlara her türlü gerekli desteği, iş fikirlerini geliştirmedeki tüm süreçleri yönetmeye hazırız. Ekibimiz bu konuyla ilgili donanımlı uzman ekibimiz var. İşte bu böyle bir faaliyeti de bunun için aslında organize ettik biraz da. Umarım herkese faydalı olur. Zaten TOGİ, TTO ve Teknopark'la ilgili açıklamaları kıymetli hocalarım, kıymetli ekip arkadaşlarım yapacaklardır. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İleride bu faaliyetlerin başka şekilde devam edeceğini buradan duyurmak istiyorum. Hepinize saygı, sevgi ve selamlar iletiyorum. Eğitimin herkese faydalı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşlarım merhabalar. Benim ismim Yücel Erol. İktisadi Araştırma Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesiyim. Yaklaşık olarak 27 yıldır üniversitede görev yapmaktayım. Ve uzun dönemdir de bu konularda, girişimcilik konusunda, stratejik yönetim ve diğer konularda tabii ki eğitimler veriyoruz. KOBİ stratejileri konusunda, KOBİ'lerle çalışmaların yönetim ve organizasyon. Bugün tabii ki girişimcilik konusunda bir farkındalık eğitimi yapmayı planladık. Yani TTO olarak, yani Teknoloji Transfer Ofisi olarak özellikle de bu süreçte tabii ki bu kısa bir süre, yani bir saatlik bir sürede girişimcilik eğitiminin tamamını bitirmek mümkün değil. Yani 3 saat planlayabildik çünkü zaman açısından özellikle de bu süreçte, yani zaman ve aynı zamanda içerisinde bulunduğumuz işte pandemi şartları bizi bu şekilde kısa da olsa nihayetinde bir farkındalık anlamında bir eğitim verme. Yani siz değerli öğrencilerimize, değerli katılımcılarımıza bir takım konuları paylaşmak istedik. Rüştü Hocam'ın da söylediği gibi önümüzdeki dönemlerde bunu daha geniş bir şekilde ele alacağız. Aynı zamanda bu vereceğimiz eğitim, yani ben temel girişimcilik konularından bahsedeceğim. Yani biraz teori, biraz pratik anlamda, biraz da spontane anlamda bu eğitimi tamamlayacağız. Şimdi alacağımız belgeyle ilgili Tuğba Hocam bahsetti. Bu belge tabii ki belirli yerlerde özellikle kullanabilirsiniz referans olarak, ama COSGAP gibi eğer bir girişimcilik fikriniz varsa ve bunu özellikle iş planına döküp bunu uygulama gibi bir süreçlerle düşünüyorsanız, tabii ki COSGAP'in özellikle de bu konuda kendisinin oluşturduğu bir online eğitim süreci başladı ki biz üniversitemizde, fakültemizde ve üniversitenin seçmeli derslerinde daha önceden bu girişimcilik derslerimiz var ve biz bunları nihayetinde şey yapıyorduk, pardon.
bu dersler akredite olmuş vaziyetteydi. KOSGEB'le anlaşmamız vardı. Yani özellikle de KOSGEB girişimcilik belgesini alabiliyorlardı. Ama KOSGEB geçen sene yeni bir yapılanmaya gitti ve dolayısıyla da artık girişimcilik eğitimlerini ve bununla ilgili girişimcilik belgesini kendisi vermeye başladı. Yani bu 32 saatlik bir eğitim. Yani KOSGEB belgesi almak istiyorsanız, ki eğer KOSGEB'den bir destek almak istiyorsanız, girişimcilikle ilgili verilen birçok kurumun verdiği gibi aynı zamanda melek yatırımcı anlamında KOSGEB de bu konuda destek sağlıyor. Tabii ki iş fikriniz bir iş planıyla beraber sunuyorsunuz ve bu belirli bir komisyon önünde sunuyorsunuz. Kabul edildikten sonra da bu belgeyi aldıktan sonra gerekli olan finansal kaynaklara, yani KOSGEB'in vermiş olduğu finansal kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. Bunları söyledikten sonra, yani dediğim gibi KOSGEB belgesinin alınabilmesi için, girişimcilik belgesinin alınabilmesi için 32 saatlik bir eğitimin olması gerekiyor. Bu da KOSGEB'in kendi sitesinden online şeklinde veriliyor ve o belgeyi de belirli bir süre, yani bu 32 saat tamamladıktan sonra ona alabiliyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlarım, temel girişimcilik eğitimi sürecinde özellikle öncelikli olarak ben şeyden başlamak istiyorum. Bizim Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin biraz tanıtım süreçlerini hocam bize verdi. Ondan bahsedeyim. Nedir TTO? Özellikle Teknoloji Transfer Ofisi nedir? Teknoloji geliştirici, Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı, sanayi şirketleri ve diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşlar arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturmasını teşvik etme, işbirliğini geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren bir yapıdır. Yani Teknoloji Transfer Ofisi nedir dediğimiz zaman kafamıza kısaca böyle bir tanım yapmış olalım. Ve bu süreçte de fikir oluşturma, ki değerli arkadaşlarım, şu anda sizleri göremiyorum. Yani keşke bu pandemi süreci bu şekilde olmamış olsaydı, yani bunu yaşamamış olsaydık da yüz yüze yapabilseydik daha iyi olurdu. Ama nihayetinde dolayısıyla bu şartlar bunu gerektirdiği için. Yani girişimcilik süreci aslında bir fikirle başlar. Yani bir fikriniz varsa nihayetinde, ve tabii ki her fikir bir girişim fikri değildir nihayetinde. Özellikle o fikrin ne yapılması lazım? Bir takım aşamalardan geçirilmesi lazım ve rafine edilmesi lazım. Rafine edildikten sonra özellikle de bir takım etütlerin yapıldıktan sonra, yani gerçekten bu iş fikrinin olabileceği üzerinde en son nihayetinde girişimcinin kendisinin vereceği bir karardır. Teknoloji Transfer Ofisi'nde fikir oluşturma, araştırma, teknoloji geliştirme, yeni ürüne uygulanması, ürün geliştirme, üretim hazırlama ve üretim süreçleriyle ilgili hazırlıklarda ne yapılıyor? Destek veriyoruz. Biz Teknoloji Transfer Ofisi'nin çeşitli modüllerden oluşuyor değerli arkadaşlarım. Bunlar farkındalık, bilgilendirme ve eğitim modülü, proje destek modülü, üniversite sanayi işbirliği modülü, fikri mülkiyet hakları ve ticaret modülü, girişimcilik ve şirketleşme modülünden oluşuyor. Ve tabii bizim de bir organizasyon şemamız var. Biraz önce hocamın da söylediği gibi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü değerli hocam Profesör Doktor Rüştü Yayar. Yine aynı zamanda Modül 1'de olan arkadaşlar, Modül 2'de işte Fikret Gürses hocamız, Modül 2'de yine Doktor Öğretim Üyesi Bülent hocamız, Modül 3'te Doktor Öğretim Üyesi Hakan hocamız, Modül 4'te yine Doktor Öğretim Üyesi Hakan Karadağ hocamız, girişimcilik modülünde de ben yer alıyorum. Aynı zamanda yine tanıtım bölümünde araştırma görevlisi Tuğba hocamız yer alıyor. Ve yine fikri mülkiyetler hakkında da aynı zamanda Ali hocamız ve yine diğer doktor öğretim üyesi de arkadaşımız görev alıyor. Birinci modülde ben şöyle kısa neler yapılıyor? Farkındalık ve bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapıyor. İşte bunlar tanıtım ve farkındalık oluşturma, web sayfası, basılı tanıtım ve materyaller, işte çeşitli stand kurulması, tanıtımların yapılması gibi. Bilgilendirme konusunda da bilgi günleri, araştırmacı ziyaretleri, firma ziyaretleri ve sektörel toplantılar yapıyoruz. Eğitim faaliyetlerinde de akademisyen eğitimleri, sanayici eğitimleri, öğrenci eğitimleri ve TTO personel eğitimleri gerçekleştiriliyor.
Yani bu süreçte özellikle yıllara göre TTÜ tarafından düzenlenen eğitimlerimiz var bizim. Yaklaşık olarak işte 2017'den 2019 yılına kadar işte 12'den 21 ve 34 şeklinde. İkinci modülümüz proje destek modülü. Bu ulusal ve uluslararası proje çağrılarının duyurulması, projelendirme, proje oluşturma, proje hazırlık başvurusunun yapılması, projenin kabulü ve proje yürütme ve izleme gibi süreçler gerçekleştiriliyor. Yani burada çeşitli proje çağrıları var. Özellikle büyük projeleri var, Horizon var, TİM'in projeleri var, OKA'nın, TÜBİTAK'ın, KOSGEB'in projeleri var. Bu konuda özellikle TÜBİTAK'ın destek programları, bilgilendirme toplantıları yani proje eğitimleri yapılıyor. Biz bunu aynı zamanda kendi sistemimizden de yapabiliyoruz. Ve yine yıllara göre mesela TTO'ya proje başvurularına baktığımız zaman yani bunlar rakamsal anlamdan ziyade daha çok sonuç odaklı projelerde ve geçen Elazığ'da yapılan bir şeyde yarışmada bizim projemiz özellikle elektrik ve elektronik bölümünden yani mühendislik fakültesinden bir öğrencimiz birincilik aldı. Üniversite sanayi işbirliği modülümüzde de özellikle de bu süreçte araştırmacı ve firma ziyaretleri yapıyoruz. Aynı zamanda firmalarımızı ziyaret ediyoruz. Onlara ne gibi çözümler üretebiliriz onlardan bahsediyoruz. Yine firma araştırmacı eşleşmesi yapıyoruz. Aynı zamanda projelendirme yapıyoruz. Tabii ki yani kamu sanayi işbirliği anlamında yani KÜSİ programları kapsamında gerekli olan özellikle devletimizin bu konuda verilmiş olduğu bir takım öncelikleri hem üniversitemiz bir devlet kurumu olarak hem de sanayicimiz özel sektörün özellikle eşleşmesi bu konuda birbirleriyle yardım edilmesi ve birbirlerinden fikir ve bilgi alışverişinde bulunması anlamında bunlar yapılıyor. Tabii sanayicimize aynı zamanda üniversite imkanlarından yararlanma konusunda da işte laboratuvarlarımız veya buna benzer konularda yararlandırma konusunda destek sağlıyoruz ve işte KÜSİ çalışma grubu olarak da özellikle bölgesel anlamdaki KOBİ'lerimize yani işletmelerimize, sanayi işletmelerimize bu konularda çeşitli destekler veriyoruz. 2017-18-19 ile dönemlerinde bu grafikte de görüldüğü gibi yapmış olduğumuz firma ziyaretleri var. Bu 2019'da 71 bölgesel anlamdaki firmayı ziyaret etmişiz. Ve tabii ki pandemi dolayısıyla şu anda bu ziyaretleri biraz durdurmuş durumdayız. Hem karşı taraf yani sanayici açısından hem de bizim açımızdan bir takım sorunlar oluşturduğu için. Dördüncü modülümüz fikri ve sanayi mülkiyet hakları ve ticaretleşme bölümünde de yani modülünde buluş ön araştırmaları, kurumsal özellikle politikasının yani fikri sanayi mülkiyet haklarının politikasının oluşturulması, yürütülmesi ve aynı zamanda paylaşımla ilgili bir takım yönergeler hazırladık. Yani özellikle burada buluş bildirimi, patentlenebilirlik çalışması, ticari değerin belirlenmesi, daha sonra başvuru süresi ve nihayetinde patentleme dediğimiz süreç gerçekleştiriliyor. Yine portföy yönetimi, işte veri tabanını oluşturması, yıllık ücretleri, ticaretleşme faaliyetleri gibi bir takım destekler de bu modülle ne yapıyoruz? Gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yıllara göre baktığımız zaman fikri sanayi mülkiyet hakları başvuru sayılarının ciddi anlamda olduğunu söyleyebiliriz. İşte 2019 yılında bu rakamın artış eğiliminde olduğunu ama 2020'de şu anda henüz rakamlarımızı çıkartamadık. Ve tescil anlamında yine faaliyetlerde bulunuyor. Yıllara göre fikri sanayi mülkiyet haklarının tescil sayısı açısından baktığımız zaman özellikle de 2019 yılında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ve coğrafi işaret başvurusu yapılabiliyor aynı zamanda. Bu zamana kadar tescilli coğrafi işaret sayısının 8 olduğunu söylüyoruz. Yani İşte özellikle erbağı yaprağının veya işte Nixtar cevizinin, tokat kebabının vesaire gibi bu konularda da yine biz Teknopark ve TTO olarak gerekli destekleri vermeye çalışıyoruz. Beşinci modül girişimcilik ve şirketleşme modülü ise özellikle şirketleşme sürecinde yani bir iş fikri, girişimcinin bir iş fikri varsa o iş fikri nihayetinde olduğu gibi durmayacak. Yani sonuçta girişimci bu iş fikrini bir iş planı yani yapılabilir
yapılabilir şekle getirmesi gerekiyor. Yani uygulanabilir olması gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi her fikir bir iş fikri değildir. Nihayetinde aklımıza gelen her fikri bir iş fikri olarak nitelendiremiyoruz. Çünkü bu iş fikrinin gerçekten biraz sonraki konularda çok daha geniş, detaylı bir şekilde yani yarı teorik, yarı pratik şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Tabii burada iş planının hazırlanması ki arkadaşlar iş planı gerçekten önemli. Yani her ne şekilde iş fikrinizin eğer desteklenmesini yani bir melek yatırımcı veya risk sermayedarları tarafından desteklenmesini istiyorsak o zaman aynı zamanda bir iş planına ihtiyacımız var. Tabii iş planı sadece hocalarım anlatacaklar, ben o konulara girmeyeceğim. İş planı sadece bir kağıt üzerinde olan bir belge değil. İş planı özellikle girişimciye yol gösteren bir rehberdir. Özellikle rotasını belirlenmesi. Daha sonraki süreçlerde işletmeyi kurduktan sonraki süreçlerde bile özellikle de ya ben iş fikrinde neler planlamıştık, nereye ulaştık gibi bir strateji belgedir aslında. Yani bir stratejik yol haritasıdır aynı zamanda. Daha sonraki süreçlerde şirketleşme sürecini yapıyoruz ve yine bu dönemlerde mi yani girişimcilikle özellikle şöyle yapalım şirketleşme birimi olarak mentörlük yapıyoruz. Yani eşleştirme yapıyoruz çeşitli işletmelerimize veya aynı zamanda girişimcilerimize, iş fikri olanlara mentörlük yapıyoruz. Ve öğrencilerimiz bize özellikle biz ön kuluçka merkezi yani bir fikri olan ve bu fikri bir şekilde özellikle de bir buluşu veya bir yeniliği gerçekleştirmek için yani pazarlanabilir hale getirebilmek için nihayetinde biz bunu kısa süreli olarak bir ön kuluçka merkezimiz var ve bu ön kuluçka merkezinde bu fikri olgunlaştırıyoruz. Yani bu düşünce işte girişimci yani ki elinde olan fikri olgunlaştırıp daha sonraki süreçte de kuluçka merkezine daha sonra da uygulanabilir hale getiriyoruz. Ve burada iş geliştirmede işte strateji oluşturma, SWOT analizinin yapılması, pazarlanması, network oluşturulması gibi süreçleri tamamlıyoruz. Modül 5 girişimcilik ve şirketleşme biriminin özellikle de 2019 ve 2020 yıllarında özellikle 2019'da yapmış olduğumuz eğitim süreçleri bunlar. FİDE dediğimiz yani özellikle burada Kuluçka Merkezi'ne gelip de başvuran yani bir fikri olup yani bu fikri de gerçekleştirmek için bize müracaat edeceğim. Öğrenci sayılarımızda özellikle de 2019 yılında 21 kişi yani 21 tane projenin geldiğini söylüyoruz ve bizim Tokat Teknopark AŞ'nin mail adresi aynı zamanda işte iletişim bilgileri burada yer alıyor. Tabii ki bu süreçte eğer yani hocaların da bahsettiği gibi önümüzdeki dönemlerde biz aslında bu eğitim sürecini daha çok bir iş fikri olup da bunu gerçekleştirmek isteyen, bunu geliştirmek isteyen öğrencilerimize bir şekilde yapmayı düşünüyoruz. Bu daha uzun süreli olacak. Yani yaklaşık olarak 8 saatlik bir eğitim planlamasını yapıyoruz 2021 yılı içerisinde eğer bir aksilik olmazsa. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım girişimcilik konusuna yavaş yavaş başlıyoruz. Yani bir planımız var tabii ki burada içindekiler girişimciliğin temel kavramları, girişimcilik türleri, girişimcilik iş kurma süreçleri, temel adımları ve girişimcilikle ilgili unsurlardan bahsedeceğiz. Pardon bu arada şöyle geleyim. Evet. Şimdi önce girişimciliğin ya tanım, tek bir tanımı yok girişimcilikle ilgili. Yani ilgili çalışmalara baktığınız zaman çok fazla tanımla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani burada biraz daha ben akademik anlamdaki süreçlerden bahsetmeyeceğim. Biraz daha teoriye yönelik, hem akademik hem de teoriye yönelik, pratiğe yönelik bilgiler sunmaya çalışacağım. Girişimcilikle ilgili bir takım yanlış inanışlar var. Nelerdir? Bundan başladım. Yani şimdi şöyle bir şey vardır değerli arkadaşlarım. Herkes daha doğrusu girişimci olunur mu, doğulur mu? Girişimci doğulmaz tabii ki. Yani genel itibariyle kabul edilen yaklaşım budur. İnsanlar doğuştan bir takım yeteneklerle vardır ve bu yetenekleri ne yaparlar? Kullanırlar. Dolayısıyla da başka insanlar yani diğer insanlar karşısında bir rekabet üstünlüğü sağlayabilirler. Girişimci olunur. Ki girişimci öğrenilebilir ve öğretilebilir bir süreci ifade ediyor. Ama bu süreçten sonraki asıl olay nedir ki girişimcinin
Özellikle de bu konuda sahip olduğu bir takım yetenekler önemlidir. Yani o bilgileri rafine ederek, aynı zamanda o bilgileri bir şekilde kullanarak bir fark yaratabilmek. Girişimciliğin temelinde bu vardı zaten. Yani girişimci patron veya sermayedar anlamında kullanılmıyor dikkat ederseniz. Peki bu yanlış inanışlar nelerdir? Ondan başlayalım. Bir defa herkes girişimci olabilir. Yani eğer bu canlı, yani şu anda canlıyız ama karşılıklı olarak yapmış olsaydık tabii ki sınıf ortamında daha interaktif, daha böyle jest ve mimiklerle birbirimize sorularla bunları daha güzel ifade edebilirdik ama şartlar bunu gerektirdiği için bu şekilde yapıyoruz. Herkes girişimci olamaz ve olmamalıdır zaten. Yani girişimcilikte kendimizi yapmak istediğimiz işi ve piyasa koşullarını çok iyi algılamamız gerekiyor. Yani başta da söylediğim gibi her fikir bir iş fikri olmayabilir. Dolayısıyla da herkesin girişimci olması gibi bir durum söz konusu değildir. Özellikle girişimcilikte kendimizi yapmak istediğimiz işi ve piyasa koşullarını iyi algılamamız gerekiyor. Yani burada kendimiz derken özellikle de hangi yeteneklerimiz var ve biz bu işi gerçekten istiyor muyuz? Ve şimdi şöyle bir durum söz konusu değerli arkadaşlarım. Yani bir iş fikrimiz varsa ve bu iş fikrini biz bir şekilde eyleme dönüştürmek istiyorsak tabii ki bir iş modeliyle hareket ediyoruz. Yani bir modelle hareket etmemiz gerekiyor. Yani kendimize bir takım soruları sormamız gerekiyor. Yani gerçekten potansiyel bir müşteri olsaydım ben bu fikri alır mıydım veya bu çıktıyı alır mıydım? Onu sormamız gerekiyor. Yani burada bizim iş fikrimiz insanların hangi sorunlarını çözüyorlar? Yani hangi farklılıkları yaratıyor? Yenilik ve yani özellikle yaratıcılık durumu nedir ve hangi yeniliği yapabiliyor? Yani nihayetinde yaratıcılık dediğimiz olay düşünsel bir ifadedir. Yani bir hayalle ilgilidir. Hayal kuruyoruz. Sonuçta da yenilikçilik dediğimiz olayda onu ne yapıyoruz? Bir şekilde gerçeğe dönüştürmeye gösteriyoruz. Yani girişimcilik meşakkatli bir iştir. Evet, sadece hayalleri doğrultusunda girişimci olmaya karar verenlerin girişimleri başarısız olmaya mahkumdur. Niye? Girişimcilik hakikaten zordur. Yani dışarıdan görüldüğü gibi girişimci benim bir fikrim var ve bu fikri bir şekilde pardon arkadaşlar. Bir şey oldu. Yani girişimcinin biraz sonra tekrar o konuya geleceğim. Girişimcinin karşısına çıkan bir sürü zorluk var. Yani girişimci risk alıyor, öncü olmak zorunda, risk almak zorunda ve aynı zamanda bütün kaynaklarını ne yapıyor? İşte bir şekilde o iş fikrine yatırıyor. Ve dolayısıyla burada girişimcilik hem beklentiler de çok yüksek. Yani sadece kendisiyle ilgili değil, çevresel faktörler de önemli. Yani bir tarafta aile var, bir tarafta işte devlet var, bir tarafta müşteriler var, bir tarafta ne var işte satıcılar var vesaire. Yani sonuçta çevresel faktörler karşısında girişimci bir takım zorluklarla hatta yani girişimcilik sürecinin yaklaşık olarak 10 bin saatlik bir süre yani çalışılması ve bu da yaklaşık olarak 10 yıl gibi bir süreye tekabül ediyor. Yani girişimci aslında 24 saat üzerinden 25 saat çalışmayı gerektiriyor. Yani zor bir süreçtir. Onlardan da bahsedeceğiz. Başarılı girişimciler hayallerini gerçek iş fikrine çevirip uygulamaya dökebilirler. Yani bu da aslında yanlış bir inanış. Çünkü başarılı girişimciler hayallerini gerçek iş fikrine çevirip uygulamaya dökebilenler de diyoruz ama aslında özellikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece başarılı olanları mı gözlemlememiz gerekiyor? Hayır. Yani birçok başarısız olan girişim de bize bir şekilde örnek olması gerekiyor. Sadece başarılı fikirleri veya başarılı girişimleri izlenmek gerekiyor. Bir hikaye vardır bilirsiniz. Edison özellikle de işte bu o çalışma sürecinde 200 deneme sonucunda şeyi ampulle ilgili olan o kabloyu işte sistemi bulamıyor ve sonuçta herkes bunu eleştiriyor. Yani başarısız oldum vesaire diye. Edison da onlara şunu söylüyor. Ya ben aslında 200 tane işte kablonun veya işte iletinin nihayetinde bunun için geçerli olmadığını bulmuş oluyorum diyor. Yani bu şuna benzer. Özellikle girişimcilik süreci
İşte başarılı girişimciler hayallerini gerçek iş fikrine uygulamaya dökemeyebilirler. Girişimciliğin ekonomik katkısı gerçekten önemli. Burada önemli olan gerçekten sevdiğiniz işi yapmak ve katma değer yaratan bir girişimci olabilmektir. Yani insan sevdiği işi yapması gerekiyor. Eğer yani girişimcilik süreci aslında bir sosyalite olayı. Yani bir sosyalliği de gerektiriyor. İnsanlarla iyi iletişim kurmayı gerektiriyor. Pazarın yani tabii ki öncelikli olarak bir analizi kendimiz yapmıyor. Gerçekten bu iş benim işte karakterime, kültürüme vesaireme uyuyor mu? Yani o konulara da çok girmek istemiyorum. Bu çok derya deniz bir konu. Yani işin içerisine girdiğimiz zaman gerçekten çıkamayız nihayetinde. Onu daha sonraki eğitim süreçlerimizde tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada özellikle girişimci genç olmalıdır. Yani bu da bir yanlış inanış. Tüm dünyada beğenerek izlediğimiz genç girişimciler mevcuttur. Ancak girişimci illa da genç olmak zorunda değildir. Çünkü insanların ne istediğini bilmesi, kendi konusunda uzmanlaşması belirli bir vakit alacaktır. Yani dolayısıyla da girişimcilik şu yaşlarda başlar, işte bu yaşlarda biter gibi bir durumla ifade etmiyoruz, edemiyoruz. Niye? Her yaşta girişimcilik olabilir. Yani nihayetinde özellikle de bir iş fikri vardır, fırsat bulamamıştır, motivasyon sağlayamamıştır, işte finansal kaynak bulamamıştır ama işte memuriyet şeklinde bir çalışma yaşamı içerisine girmiştir. Ama daha sonra işte emeklilik veya buradan ayrıldıktan sonra nihayetinde kendi fikrini hayata geçirmek için çaba içerisinde olan onlarca, yüz binlerce girişimci olduğunu söyleyebiliriz. Bunun örnekleri zaten var arkadaşlar. Eğer girişimimiz bizim uzmanlığımız paralelliğinde bir alanda olacaksa bunun için 10 bin saat çalışmamız gerekiyor. Yani ilgili literatürde özellikle bu normal bir insan için ortalama 10 yıla denk geliyor. Yani yani girişimcinin başarılı olduğu dediğimiz süreçte genel itibariyle yani 10 bin saatlik bir süreci tamamlamış olması gerekiyor. İnsanlar yaşları ilerledikçe ne istediklerini daha iyi anlar hale gelirler. Bu yüzden girişimcilik sadece gençlikle özdeşleştirilmemelidir nihayetinde. Yani bu şu anlama gelmiyor. Gençler girişimci olamaz anlamına gelmiyor değerli arkadaşlarım. Tabii ki yani girişimcinin genç olması tabii ki özellikle de ilerleyen süreçlerde bu çalışma sürelerinde daha iyi dayanıklılık anlamında söylüyorum. Çünkü bu uzun soluklu bir durumdur nihayetinde. Yani rekabet bir hız koşusundan ziyade bir maraton olarak düşünebiliriz. Çünkü kocaman bir sektörün veya işte şeyin içerisinde, pazarın içerisinde yer alıyorsunuz. Strateji olmadan girişimci olunur. Bu da tabii ki yanlış bir inanış. Çünkü girişimcinin yol haritası, hayalini iş planına dökmek ve her durum için çıkış stratejisi oluşturması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar strateji olmadan olmaz. Yani çünkü strateji bir rota planlama olayıdır. Yani dolayısıyla da girişimciye yol gösterir. Çünkü gelecekte neler olacağı üzerine bir öngöründe bulunması gerekir. Yani iş fikrinin nereye doğru evrimselleştiğinin hesabının yapılması gerekir. Yani şu andaki bir iş fikri önümüzdeki işte 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık süre içerisinde birçok değişime uğrayabilir. Bunun sebebi nedir? Çevre değişiyor. Çevre durağan değil. Çevre durağan olmadığı için de dolayısıyla da değişen çevre konusunda girişimcinin ne yapması lazım? Bir stratejiyle hareket etmesi gerekiyor. Bu şuna benzer. Kocaman bir okyanusun ortasında dümeni ve rotası olmayan bir geminin yolunu nasıl bulacaktır? Nasıl bulacaktır? Onu veya bu gemi nereye gidecekti? Bu gemi bir yerlere varacaktır nihayetinde. Yani bir yere varacak veya bir yere çarpacaktır. Dolayısıyla bu kendi iradesiyle hareket etmemiş oluyor. Ama rotası ve dümeni kendi elinde olduğundan kendi iradesiyle bir yola girmiş olacaktır nihayetinde. Dolayısıyla strateji girişimciye orta ve uzun vadedeki süreçleri gösterir ve olabilecek sürpriz etkilere karşı veya tehditlere karşı ne yapılabilir? Hazırlıklı kılar. Girişimciler için sürekli büyümek önemlidir. Yani tabii ki her girişimci işini büyütmek ve iyi hale getirmek ister mutlaka. Yani dolayısıyla her türlü büyümenin mutlaka kontrollü olması lazım. Tamam girişimci risk alır diyoruz ama
Girişimci nihayetinde alacağı riski hesap etmesi gerekiyor. Yani böyle hiç bilinmez anlamından bahsetmiyoruz. Girişimci orta düzeyde bir riskten risk alması gerekiyor. Yani özellikle de belirsizlik ortamında karar vermek zordu. İşte strateji dediğimiz olay belirsizlik ortamında karar vermeye yardımcı olan önemli bir tekniktir nihayetinde, bir yönetim tekniğidir. Yani her girişimci özellikle büyümenin kontrollü olması gerekiyor. Yani kontrollü olmadığı yerde büyüme aslında ihtiyaç duyulmayan bir takım açılmalar olabilir. Yani sonuçta kontrol edemediğiniz zaman kontrolsüz güç güç değildir nihayetinde. Büyümek de özellikle optimal işletme büyüklüğünün sağlanması anlamından bahsediyoruz. Yani bir işletme için özellikle optimal kuruluş yerinin, optimal büyüklüğün belirlenmesi gerekiyor veya optimal kapasitenin belirlenmesi gerekiyor. En uygun nedir? Onun analiz edilmesi gerekiyor. Piyasadaki koşullar ve işin niteliği baz alarak firmalar kendilerini konumlandırırlar. Yani büyüme sırasında nerede ve nasıl farklılaşacağımızı göz önünde bulundurulmalıdır. Yani dolayısıyla sadece olay büyümek değil, kontrollü bir şekilde büyümekten bahsediyoruz. Ekonomi kötüyken girişimci olamaz. Ya bu da yanlış bir inanç. Çünkü ekonominin kötü olduğu durumlarda içinde bir takım gizli fırsatlar bulunur. Ve bu fırsatları iyi gören ve cesur davranan kişiler o dönemlerden karlı çıkmaya başlarlar. Evet, yani burada şu anda içerisinde yaşadığımız pandemi dolayısıyla birçok sektörün aşağıya indiğini görürken birçok sektörün de tepe yaptığını görüyoruz. Yani bazı durumlarda özellikle tehdit olarak görülen bir takım alanların aslında bir fırsata dönüştüğünü de söyleyebiliriz nihayetinde. Sizin yapmak istediğiniz iş o an insanların ihtiyaçlarına cevap verebilir. İnsanlar kemer sıktığı durumlarda onların düşünmediği bir takım farklılıklar yaratabilir. Ve dolayısıyla burada değerli arkadaşlarım, ekonomi kötüyken de fırsatları görmek için gözümüzün açık olması gerekiyor. Yani mutlaka özellikle de piyasada bir takım fırsatların gözlemlenmesi, yani bir analiz diyoruz, ondan bahsedeceğiz. Özellikle de bu fırsatlar nelerdir, tehditler nelerdir? Tabii ki bu fırsatların değerlendirilebilme her yani bir fırsatla fırsatçılık tabii ki aynı şeyler değildir nihayetinde. Özellikle de fırsatı değerlendirebilmek için de sahip olmamız gereken bir takım yönlerimizin, yani güçlü yönlerimizin olması gerekiyor. Girişimci finansmanını bulursa gerisi kolaydır. Yani bu da kesinlikle yanlış bir inanış. Çünkü özellikle ülkemizde girişimciler, aile, arkadaşlar, hibe programları, melek yatırımcılar veya banka kredilerinden yararlanarak gereken finansman desteğine ulaşmaktadırlar ki özellikle değerli arkadaşlarım, burada yani bizim Türk toplumunun yapısı açısından, yani kültürel yapısı açısından baktığımız zaman biz borçlanmayı özellikle kendi etrafımızdan yapmayı çok önemsiyoruz nihayetinde. Bankacılık sistemini vesaireyi çok fazla kullanmayı düşünmüyoruz. Çünkü yani Türkiye'deki işletmecilik yapısına baktığımız zaman özellikle de %99 oranında, yani hatta %90 KOBİ ve bu işletmelerin, yani küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin neredeyse yani %97'ye yakını aile işletmeleri. Dolayısıyla da bir sorun olduğu zaman bu işletmeler kendi içerisinden finansman bulma yollarını seçiyorlar. Ve işte sermaye piyasalarından veya işte bankacılık sisteminden nihayetinde çok fazla kullanmak istemiyorlar ve yani kendi şirketlerinin otonomisinin kaybolacağı gibi bir takım düşünceleri de var. Yani finansman tabii ki önemli. Yani girişimci işini bir şekilde, özellikle fikrini bir iş sürecine dönüştürebilmesi için tabii ki bir takım finansal kaynaklara ihtiyacı vardı. Niye? İşte aynı zamanda ham maddeleri satın alacak, yani işinin ilgili makine, ekipman satın alacak, yer satın alacak, yer kiralayacak vesaire yapacak ve aynı zamanda işte işçi ücretleri, yani üretim faktörleri dediğimiz üretim faktörlerinde işte emeğin, sermayenin, özellikle doğal kaynakların ve aynı zamanda işte teknolojinin alınması gerekiyor ve bunların da hepsi finansal kaynağına ihtiyaç vardır. Tabii ki finansman önemlidir ama girişimcilikte tek anlamda finansman olursa yeterli olur düşüncesi çok doğru olmadığını söyleyebiliriz. Girişimcinin iş yaptığı yer gösterişli olmalıdır. Yani böyle bir algı da var nihayetinde. Girişimci ilk başta idareli kullanması gereken finansmanı
olduğunu düşünürsek bu paranın önemli kısmının bir gösterişle bir ofise harcanması tabii ki mantıklı olmayacaktır. Yani bu tabii ki nihayetinde işte kültürle ilgili olan bir olay değerli arkadaşlarım. Biraz işte şova yönelik nedir? İşte iyi işte bir büronun kurulması, cafcaflı veya vesaireli böyle bir takım araçların alınması bazı insanlara cazip gelebiliyor. Dolayısıyla da girişimin ne olduğunu paralel lükse değil ihtiyaçlara yönelik cevaplar veren gereksinimi olan şeylere yatırım yapılmalıdır. Yani gerekiyorsa yani şu anda özellikle de web tabanlı girişimlerin çoğunda insanlar online olarak evlerinden işlerini yürütüyorlar. Biz de şu anda onu yapıyoruz zaten. Eğitim sürecini online olarak yapıyoruz ve bu arada mesela bu programı yapmış olduğumuz Zoom işletmesi yani Zoom'u şey yapan nihayetinde uygulayan veya Zoom programını bir şekilde yapan firma önemli oranda hisse değerlerinin çok yükseldiğini görüyoruz. Çünkü insanların buna ihtiyacı var. Aynı zamanda diğer çevrim içi işte online satış firmalarına baktığımız zaman onların servetlerinin ciddi anlamda veya hisse değerlerinin yükseldiğini görüyoruz. Girişimciler antisosyaldir. Ya hayır yani girişimcilerle ilgili başka bir yanlış inanış kişilik olarak girişimcilerin sosyal olmadıkları yönündedir. Aslında bu inanış tam tersi olması gerekir. Niye? Girişimci asosyal olduğu zaman müşterileriyle veya çevresel faktörlerle veya diğer kurumlarla, paydaşlarla iletişim halinde olamaz. Yani kuramaz nihayetinde. Dolayısıyla girişimci sosyal olan kişidir. Çünkü girişimci için tanıştığı her yeni kişi ve insanlarla yapılan fikir alışverişleri kendisi için ilham kaynağı olacaktır. Yani fikir aldığımız dediğimiz olay özellikle bizdeki atasözlerimizde de vardır. Yani danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış gibi mutlaka danışılması gerekir. Yani girişimcinin iş fikrini, iş süreçlerini bu konuda uzman bireylerle, uzman kişilerle veya etrafındaki insanlarla nihayetinde paylaşması gerekir. Mesela girişimci eğer iş kurma süreçlerinde diyelim ki burada özellikle de tedarik faktörlerini nasıl sağlayacak? Yani bir otomobil diyelim ki bir iş, yeni bir iş fikri var veya bir herhangi bir bu konuda bir işte televizyon üretecek veya işte bilgisayar üretecek, mikroçip üretecek vesaire. Sonuçta bunun üretilebilmesi için üretim faktörlerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunun da potansiyel satıcılar dediğimiz potansiyel tedarikçilerle ne yapması lazım? Mutlaka onlarla bağlantı kurması gerekiyor. Yani onlarla bilgi alışverişinde olması gerekiyor. Yani orada kendimize şu soruyu soruyoruz. Potansiyel tedarikçilerinden bilgi topladın mı diyoruz mesela iş sürecini, işi daha yani şeye geçmeden önce, faaliyete geçmeden önce. Dolayısıyla girişimci antisosyal değil, bilakis sosyal hayatı dinamik ve enerjik kişidir. Girişimci için kazanç önce gelir. Evet, girişimci için sevdiği iş yapmak önce gelir aslında. Yani kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Gerçekten ben girişimcilik yani girişimci kişiliğe sahip miyim veya işte bunu yapabilir miyim veya bu bulduğum iş fikri benim kişilik yapıma uygun mu şeklinde bir takım soruların cevaplanması gerekiyor. Tabii ki girişimci için birinci öncelik kazanç yani kar elde etmek tabii ki kazanç elde etmek önemli. Ama değerli arkadaşlarım burada özellikle de birinci öncelik değildir. Niye? Biraz sonra yine onlardan bahsedeceğiz. Girişimci burada bir takım girişimciyi motive eden çok farklı durumlar var. Aynı zamanda girişimci neden girişimci oluyorlar düşüncesine baktığımız zaman özellikle bu konuda bir takım soruların cevaplanması gerekiyor. Yani girişimci işte bağımsızlık isteği anlamında ya da başarma duygusu anlamında ya da işte saygınlık elde etme, kar elde etme, kişisel gelişim gibi birçok yönden girişimci olma düşüncesi vardır. Dolayısıyla tabii ki girişimci nihayetinde kar sağlamak zorundadır. Çünkü oraya bir takım emeğini, sermayesini vesairesini aktarıyor ve bunun karşısında bir risk alıyor ve dolayısıyla da buradan bir gelir elde etmek durumunda. Yani tabii ki bu anlamda İlk etapta kazanç unsuru değil, kendini gerçekleştirme güdüsü ön plandadır. Yani işte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde dediğimiz gibi, yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde olduğu gibi, girişim yani insanın
bir takım ihtiyaçları vardır ve bunun en sonunda da başarma ihtiyacı olarak ifade ediliyor. Bunu anlatacağım. Girişimci mükemmel olmalıdır. Yani mükemmellik sahip olunan değil ancak kovalanan bir şeydir. Bu dürtü insanı daha çok sorgulamaya ve hep daha iyiye sahip olmaya iter nihayetinde. Girişimci kendi mükemmelliğini arayan kişidir. Değerli arkadaşlarım, girişimci kendi mükemmelliğini arayan kişidir. Hiç kimse mükemmel olmadığı gibi hiçbir girişim veya girişimci de mükemmel değildir nihayetinde. Dolayısıyla da girişimciliğinin mükemmel olmasından ziyade önemli olan nedir? Girişimcinin yaptığı iş ve fikrinin bulunduğu pazarda insanlar tarafından yani tüketiciler tarafından satın alma potansiyeli olması ve bir çözüm üretebilmesi, bir soruna bir çözüm getirebilmesi, bir farklılık oluşturabilmesi. Aynı zamanda kişinin bu konuda kendisine olan güveninin artmasına da sebep olabilir. Yani sonuçta girişimcilikle ilgili yani şöyle bir resim var. Sınıf ortamında olsaydık bunu sizlerle daha fazla tartışabilirdik değerli arkadaşlarım. Bu çok şekilde yaygın şekilde kullanılan hem stratejide kullanılan hem de girişimcide kullanılan bir resim. Ünlü resim iki tane. Şöyle bir iki saniyenizle şöyle yapalım. Bir iki saniyenizle buraya baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yani çok değişik, farklı bir takım neler var? Çizgiler var nihayetinde. Özellikle de belirli olmayan birçok durum var değil mi arkadaşlar? Şöyle dikkatinizi bir iki saniye bakın. Yani bu aslında değerli arkadaşlarım çok net olmayan bir durumu ifade ediyor. Değil mi? Yani net bir şey çıkartamıyoruz buradan baktığımız zaman. Ama şöyle bir resme baktığımız zaman her şey daha net. Yani bu resimde özellikle belirsizlikle ilgili birçok durum var. Yani ben tabii ki resim yapamam. Yani resmi yorumlama bizim haddimize değil. Ancak biz burada olaya sadece strateji ve girişimcilik açısından bakıyoruz. Yani dış çevresel süreç dediğimiz olay böyle bir durumdur. Yani piyasa sistemi böyle bir şekildedir. Yani çok şey net değildir. O yüzden de girişimcilikle ilgili şeyden başladık. Yani girişimcilikle ilgili yanlış inançlardan başladık. Böyle bir sistemi yorumlamak gerekiyor. Şimdi bir de şuraya bakıyoruz. Umarım bunları görebiliyorsunuzdur. Yani böyle bir resimde mi daha iyi yorum yapılabilir yoksa bu şekildeki bir resimde mi daha iyi yorum yapılabilir? Yani nihayetinde baktığımız zaman burada özellikle de bu resmin daha net olduğunu görüyoruz. Ama piyasa sistemi böyle değil. Yani piyasa dediğimiz yani dış çevresel faktörler özellikle de bizim kontrol edemediğimiz birçok değişken vardır. Ve işte başarılı girişimci dediğimiz olay yani şu resimle bu resim aynı mı? Yani sınıf ortamında olsa bunu tartışırdık nihayetinde. Ve tahmin ediyorum yani belirli bir yüzdesinin bu resimle bu resimin aynı olduğunu ifade edecekti. Ben derslerimde de bunu gösteriyorum arkadaşlarıma. Derslerde de bunu tartışmasını yapıyoruz. Yani dolayısıyla değerli arkadaşlarım girişimcilik süreci kolay değildir. Yani tabii ki yapılabilir. Yani bu ben size burada girişimcilik sürecinin zorluklarından bahsetmiyorum. Sadece bir farkındalık oluşturmak anlamında bahsediyorum. Yani bu kısa süre içerisinde zaten bazı şeyleri bütünüyle anlatmak tabii ki zordur. Yani bu biz girişimcilik sürecini 14 hafta boyunca anlatıyoruz nihayetinde. Bu resimlere baktığımız zaman aslında bu resimler birbirinin aynı değil. Yani birisi Picasso'nun Las Meninas adlı tablosu, diğeri ise Velázquez'in The Royal Family adlı tablosu. Ama hangisi önce yapıldı, hangisi sonra yapıldı, kim kimden etkilendi onu bilmiyoruz. Bizim için de bu çok önemli değil. Ama biz burada bir sonuç çıkarmak durumunda kalıyoruz.
Yani şöyle bir ortamda ve bu bunu hazırlayan özellikle hocamızın ifade ettiği olay şu. Diyor ki hayatta hiçbir şey Velázquez'in resmi kadar belirgin ve net değildir. Yani şu resme baktığımız zaman. Ve iş ortamının gerçeklerini Picasso'nun resimdeki gibi şekil değiştirmiş olarak görebilirsiniz diyor. Yani iş ortamının gerçeklerini özellikle bakın şurada gerçeklerini Picasso'nun resimdeki gibi şekil değiştirmiş olarak görebilirsiniz diyor. Yani iş ortamı böyle bir durum. Böyle bir ortam daha doğrusu. Ve tabii ki Picasso'nun resmine bakıp Velázquez'in resmini görebilenleriniz başarılı olacak ki bu iddia tabii ki başarılı olacak. Diğerleri kübik şekillere bakıp yanlış anlamlar çıkarmaktan gerçekleri hiç göremeyeceklerdir. Yani sonuçta başarılı olabilmek, başlangıçta dedim ya girişimci olunur mu doğulur mu? Girişimci olunur tabii ama girişimcilik süreci öğrenilebilir, öğretilebilir bir süreci ifade eder. Ama girişimcilik sürecinde neyin dikkate alınması gerekiyor? İşte yetenekler burada ortaya çıkıyor. Piyasanın özellikle şöyle bir resimden bu şekilde bir net bir durumun gözlenmemesi gerekiyor nihayetinde değerli arkadaşlar. Ve biraz tarihsel süreçten bahsedeceğim değerli arkadaşlarım. Bir söz var, bu kime ait olduğunu tam olarak anonim bir söz. Hayatta kalan en güçlü, en zeki tür değil, değişime en çok uyum sağlayan türdür diyor. Hayatta kalan en güçlü ve en zeki tür değil, değişime en çok uyum sağlayan türdür. Niye bunu söylüyor? Yani ne demek bu? Yani burada özellikle insanoğlunun gelişim süreçlerinden biz biraz bahsedelim. Değerli arkadaşlarım, insanoğlunun gelişim süreçlerine baktığımız zaman tarım öncesi toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu ve bilgi ötesi toplum diyoruz. Ve tabii ki atalarımız, yani ilk insanlara baktığımız zaman bu insanların yani ilkel insan olarak nitelendirilmesi var. Fakat bu süreçlerde de insanoğlunun özellikle hayatta kalabilmek için birçok değişimi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Değişim burada önemli. İşte kuracağınız iş fikri, yani iş fikrinin işletmeye dönüştürme sürecinde mutlaka gelecekte olabilecek değişimler üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Yani işte ilk insanın biraz resimlerle devam edelim. İşte ateşi bulması vesairesi, insanların avlanma süreçleri. Yani hayatta kalabilmek için nihayetinde nedir? Taş devri diyoruz. İşte cilal taş devri, yontma taş devri, işte demir metal devri diyoruz. Burada insanlar şu resime baktığımız zaman neyle? Taşla işte avlanıyorlar bir şekilde ve daha önce tek olarak kalan, daha sonra aile olarak kuruyor, daha sonra işte köyler oluşmaya başlıyor ve dikkat ederseniz bu süreçte kullanılan alet ve araçlar var. Yani insanlar o zaman hayatta kalabilmeleri için ya değişim yapıyorlar nihayetinde. Ne yapmışlar? İşte balta var, işte çeşitli kesici, delici aletler var. Ve daha sonra da insanlar bir yerden bir yere bir takım ağır yükleri vesaire taşıyabilmesi için tekerleğin icat edilmesi olayı var ve yıllar içerisinde, yüzyıllar içerisinde bu ne yapıyor? Daha da değişiyor, gelişiyor ve kullanılan şuradaki araçlar var. Aynı zamanda işte demir çağındaki, yani insanların yaşayış süreçleri, kullanılan saban var vesaire var. Şurada çizgi film de Taş Devri diye bir film vardı bizim çocukluğumuz veya döneminde. Şu anda da hala devam ediyorum bilmiyorum. Yani nihayetinde şimdi hayatımızı kolaylaştıran ürünleri şöyle bir bakalım arkadaşlar. İşte uçağın yapımımızı. Yani ilk zamanlarda ki uçak resimlerine baktığımız zaman bize garip geliyor şu anda. Yani işte 100 yıl önce yapılmış. Nedir? İşte ilk uçak, sonra gelişmiş şu anda. Şu resim en sağdaki buzdolabı, ilk buzdolabı olarak. Bunları şeyden görebilirsiniz. İşte çamaşır makinesinin gelişim süreçleri, bulaşık makinesi, hesap makinesi gibi. Bunlar nihayetinde bir değişim sürecinde bir takım insanların fikirleriyle oluşan ve bunu kendilerine bir görev yani veya bir şekilde bir misyon olarak seçen insanların yapmış olduğu eylemler ve biz bunları sonuçta ne olarak kullanıyoruz? Hayatımızı kolaylaştıran ürünler olarak kullanıyoruz. Şimdi ilk bilgisayarın yapılması, ilk bilgisayarın yaklaşık olarak 30 ton olduğu söyleniyor.
Ve daha sonraki bilgisayar ne hale geldi? İşte şu anda ilk kişisel bilgisayar ve şu andaki bilgisayara bakıyoruz. İşte fotoğraf makinesi, televizyon. Yani televizyona baktığımız zaman şurada şu andaki günümüzdeki televizyon şekli bu. Otomobil açısından baktığımız zaman bize karınca modeli gibi geliyor. Çok garip görüyoruz. Belki de biz 100 yıl sonra, yani hayatta olanlar olacaktır vesaire, 100 yıl sonra nerede, nasıl olacağını bilmiyoruz. Yani insanlık nereye gelecek acaba 100 yıl sonra? İhtiyaçlar nasıl değişecek? Yani girişimci aslında bir ihtiyaca odaklanıyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, değerli katılımcılar, burada işte cep telefonu, telefon yeni bir icat mı? Değil. Ne oldu? Telefon yeni icat olmamasına rağmen telefon günümüzde sofistik hale getirildi ve şu anda bakın ekranda yani görüyorsunuz mutlaka ilk telefon ve daha sonraki süreçlerde işte cep telefonunun özellikle de geldiği aşama ve otomobilin geldiği aşamadan bahsediyoruz. Şimdi bunlar nasıl gerçekleşti? Kendi kendilerine gerçekleştirmedi. Yani bir iş, bir fikrim var düşüncesiyle hareket eden. Yani bunlar icat olabilir vesaire olabilir ama girişimcilik bir bunların içerisinde mutlaka bir yaratıcılık vardır. Yani icatçılıktan tabii ki icatçılık bunun içerisinde yer alıyor. Tek şekilde icatçılıktan bahsetmiyoruz. Yani girişimcilikte girişimcilik türlerine baktığımız zaman sadece icat anlamından bahsetmiyoruz. Girişimciliğin içerisinde birçok çeşidi var. Yenilikçi girişimcilik var, yaratıcı girişimcilik var veya işte takipçi, taklitçi girişimcilikte dediğimiz türler var. Yani burada önemli olan şu, yani bu hayatımızı kolaylaştıran bu ürünleri özellikle icat eden, ortaya koyan insanlar düşüncelerine, onlar çok mu böyle şey insanlardı? Ne diyelim ona, zekaları çok mu yüksekti? Değil tabii ki. Yani değil derken şu anlamda söylüyorum. Yani bu girişimcilik, özellikle yaratıcılık dediğimiz zaman böyle illa da bir konuda çok zeki düşüncelere sahip olmaktan bahsetmiyoruz değerli arkadaşlarım. Yani dolayısıyla da biraz sonra o konuya da değineceğim zaten. Evet, şimdi şöyle yapalım, yine bir şekille devam edelim. Bugün resim, yani biraz daha görsellik üzerinde bunu planladım arkadaşlar. Dikkat ederseniz sunularda da farklılıklar var. Çünkü biraz şeyi farklılaştırmak için, yani dikkati çekmek için her sunuyu farklı modda hazırladım. Burada bunlar nedir? Şöyle baktığınız zaman aklımıza ne geliyor? İşte dediğim gibi sınıf ortamında olsa size sorarım, ya bu arkadaşlarım bunlar nedir diye. Yani hepsi bir garaj gibi gözüküyor ama dikkat ederseniz arkadaşlarım bunlar özellikle de dünya ölçeğinde şu anda çok önemli yere sahip olan firmaların kuruldukları yer olarak ifade ediliyor. İşte Apple'ın, Google'un, Amazon'un, Harley'in, Disney'in, Mattel'ın, yani sonuçta bir garajdan başlayan hikayeleri vardı her nedense. O zaman ben öğrencilerime şunu söylüyorum, ya olmazsa evimizin bir yerine bir garaj yapıp kendi çocuklarımızda girişimci ruhunu bu şekilde acaba arttırabilir miyiz gibi. Tabii değerli arkadaşlarım, şimdi yavaş yavaş konunun içerisine giriyoruz. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 10 şirketi. Ne baktığımız zaman bu 2 Ağustos 2018 rakamları olması lazım ya da 2018 rakamları muhtemelen. Apple, Amerika Birleşik Devletleri $1 trilyon piyasa değerine sahip olan ilk firma. Amazon yine $894.6 milyar. Google yine 863. Microsoft, Facebook, Hathaway, Alibaba, Tencent veya Morgan, işte Johnson & Johnson. Şimdi bunları niye ben burada paylaşıyorum? Şu anlamda paylaşıyorum. Yani
Değerli arkadaşlarım, işletmeler bir ülke ekonomisinin hücreleri gibidir der çoğu işletmecilik kitaplarında hocalarımız. Bunun sebebi nedir? Yani dolayısıyla da işletmeler gerçekten bir ülke ekonomisi açısından çok önemli etkileri olan birimlerdir, kuruluşlardır. Yani burada şurada piyasa değerine göre dünyanın en büyük 10 şirketine baktığımız zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hatta 8 tane firmasında olduğunu görüyoruz. Yani Amerika'yı güçlü yapan aslında baktığımız zaman özellikle işletmeleridir. Ve bunların her birisi bir fikirle ortaya çıkmıştır. Ve her birisi bir girişimci tarafından planlanmıştır nihayetinde. Girişimcinin bir fikri olarak ortaya çıkmıştır. Ve dolayısıyla girişimcilik gerçekten önemli bir süreçtir. Girişimcilik evrensel niteliklere sahip, sürekli bir gelişim içinde olan canlı ve dinamik bir yapıya sahip olduğu bir gerçektir değerli arkadaşlarım. Yani dünya üzerinde her toplum için geçerli olan bu evrensel özellik, özellikle risk alma, sabır, çalışkanlık, hırs, yeniliklere açık olmak vesaire şeklinde tanımlanmakta. Yani tabii ki bu süreçlerde özellikle de toplumsal yapıdan, yani girişimcilik gerçekten toplumsal yapıdan, yani toplumsal kültürden çok etkilenmektedir. Yani o kültürün girişimciliğe olan bakış açıları, aynı zamanda girişimciliğe olan verdiği değerler burada kültürel değerlerdir. Yani dolayısıyla da girişimcilik süreçlerinin veya yani daha doğrusu o ülkedeki girişimcilik potansiyelinin arttırılabilmesi ve genç insanlarımızın bu konuda heyecanlı olan insanlarımızın bu sürece dahil edilmesi gerekiyor. Bu kültürle ilgilidir. Yani nihayetinde dizilerde de vardır, bir icat çıkartmamız gerekiyor. Yani atalarımız der ya, işte evde annemiz babamıza biz bir fikir sunduğumuz zaman ya şimdi icat çıkarmadır. Aslında icat çıkartmamız gerekiyor. Yani bir değişimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani girişimcilik sadece dediğim gibi bir icatçılık anlamından bahsetmiyoruz. Aynı zamanda bir organizasyonun yapısında yapılan işte aksaklıkların düzeltilmesi ki iç girişimcilik dediğimiz olay. Aynı zamanda bulunduğumuz ortamda ki bir takım aksaklıkların giderilmesiyle ilgili fikirlerin üretilmesi de girişimciliktir. Yani olay sadece yenilikçilik derken bir ürün inovasyonu anlamından bahsetmiyoruz değerli arkadaşlarım. Ve 2018 yılında en büyük 500 şirketin ülkelere göre dağılımına baktığımız zaman burada Amerika Birleşik Devletleri'nin 126 firmaya, Çin'in 120, Japonya'nın 52, Fransa'nın 32, Almanya'nın, İngiltere'nin, Güney Kore'nin, Hollanda'nın, İsviçre'nin ve Kanada'nın önemli firmaları olduğunu görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, şunu ifade etmek istiyoruz. Sizler genç arkadaşlarımız olarak üniversiteyi bitireceksiniz. Yani üniversiteyi bitirdikten sonraki süreçlerde mutlaka, yani üniversite birinci sınıftan itibaren bir iş fikriyle hareket etmemiz gerekiyor. Yani bir fikir, fikrimiz olması gerekiyor. Sadece olay kamuya yönelik bir çaba içerisinde olmak değil. Dolayısıyla da burada şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bu ülkelerin işte bu kadar, biz ülke olarak gerçekten bulunduğumuz coğrafyada çok iyi konumda olan bir ülkeyiz ama daha iyisi olmak zorundayız. Daha iyi şartlara gelmemiz gerekiyor. Daha iyi üretim yapmamız gerekiyor. Daha farklı bir takım özellikle ihracat yapmamız gerekiyor. Yani bunu yapabilmemiz için de olayı sadece işi devlet kapısında görmek, onu görmemek gerekiyor. Mutlaka birinci sınıftan itibaren, eğer varsa birinci sınıf arkadaşlarım, kendi arkadaşlarıyla beraber bu konuda bir fikir teatisinde beyin jimnastiği yapmaları gerekiyor. Çünkü girişimcilikte tek başına yapılan bir eylem de değil aslında. Girişimcinin bir fikri var, onu uygular ama ondan sonraki süreç takımlar halindedir. Yani onu uygulayabilecek bir takım neler vardır? Başka insanlarla hareket edecektir. Yani işte asosyal dediğimiz olay var ya, asosyal değil çünkü başka insanlarla iletişim halinde olmak zorunda. İşte oraya yönetici atamak zorunda, işte ustabaşı vesairesi, yani işte tedarikçilerden. Dolayısıyla da şimdi buradaki biz bu 500 şirket içerisinde mutlaka yerimizi almamız gerekiyor değerli arkadaşlarım.
yerimizi almamız gerekiyor. Yani şimdi ülkelerin özellikle yapılan çalışmalarda birçok şeyde tartışılan bir şey vardır, soru vardır. Yani akademik anlamda yapılan çalışmalardan bahsediyorum. Yani ülkelerin yaşı, yani işte zenginlikle fakirlik arasındaki farktan böyle bir analiz ettiğiniz zaman, yani ülkelerin yaşı önemli bir faktör müdür? Aslında bu şöyledir. Yani işte Hindistan veya Mısır gibi veya buna benzer ülkeler 2000 yıllık tarihe sahipler. Fakat şu andaki itibariyle baktığınız zaman gelişmiş ülke içerisinde yer almıyorlar. Demek ki tarih burada özellikle çok fazla etki yapmıyor demektir diyor bu şekildeki tartışmalarda. Aynı zamanda doğal kaynaklar zenginliği mi? Yani doğal kaynaklar dediğimiz zaman burada işte Japonya örneğini verdiğimiz zaman, işte Japonya'da özellikle üretilen ürünlerdeki kullanılan doğal kaynakların birçoğu Japonya'da üretilmiyor. Yani Japonya'da çıkmıyor. Başka yerlerden alıyorlar. Ama dünyanın gelişmiş 8 ülkesi içerisinde yer alıyor. Yani buna örneklemini çoğaltabiliriz. Aynı zamanda baktığımız zaman işte İsviçre diyoruz. İsviçre'nin özellikle mevsimsel anlamda 4 aylık bir yaz dönemi var ve dünyanın en kaliteli çikolatanı üretiyor. Kakao da yetişmiyor. Yani mesele burada sadece ülkelerin yaşları veya sahip oldukları kaynaklardır. Nedir? Önemli olan insan kaynağıdır. Yani bizim de ilk olarak sizler gibi üniversite arkadaşlarımızın, yani öğrencilerimizin, değerli öğrencilerimizin bu süreçte farkında olmaları gerekiyor. Yani bu kaynakların iyi şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bunu yönetecek olanlar da nihayetinde girişimcilerdir. Yani girişimcilik aslında aynı zamanda sosyal bir takım unsurların gelişmesi açısından da önemlidir. Sosyal olgular açısından da önemlidir. Yani sosyal barışın sağlanması açısından önemlidir. Yani bir insan kendisini idame ettirebilecek, hayatını idame ettirebilecek bir gelire sahipse diğer insanlarla ne yapar? Paylaşımda bulunur. Ama ihtiyacı varsa, yani o idame ettiremiyorsa sonuçta muhtaç hale gelecektir. Önemli olan bizim burada insanımızın muhtaç halde olmasını değil, nihayetinde kendi ayakları üzerinde durabilecek bir gelire sahip olmasını sağlamak olmalıdır. Bu farkındalığın oluşturması gerekiyor. Ve bunları örnek veriyorum, reklam olarak demiyorum arkadaşlar, lütfen. Mesela burada Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin, zannedersin bu yine 2018, 2020'de bu daha da arttı. İnsanlarına baktığımız zaman Jeff Bezos, bu Amazon.com'un kurucusu, şu anda 160 milyar dolarlık bir servete sahip. Bill Gates, Warren Buffett, Zuckerberg, Ellison, Larry Page, Charles Koch vesaire. Yani dikkat ederseniz Sergey Brin burada özellikle de değerli arkadaşlarım, bu kişileri belki duydunuz, duymadınız veya sosyal medya kullanıyorsanız bununla ilgili mutlaka bilgilere sahip olmuşsunuz demektir. Şimdi şöyle, ben bu arkadaşların resimlerini biraz veya şeylerini biraz paylaştım. Burada özellikle Apple'ın işte kurucusu, aynı zamanda burada diyor ki, şöyle bir yapalım arkadaşlar. Steve Jobs şunu ifade ediyor: girişimci risk alan, organizasyon kuran ve fırsatları değerlendirendir anlamında ifade ediyor. Yine aynı şekilde burada Jeff Bezos, Amazon.com, Jack Ma, yine doğru insanları bulun, en iyi insanları değil şeklinde ifade ediyor. Yine şöyle, Bill Gates, başarıyı kutlamak güzel ama başarısızlıklardan ders almak, derslerine kulak vermek daha önemlidir şeklinde ifade ediyor. İşte Facebook'un kurucusu, Google. Ha, burada şuna gelmek istiyorum. Bu da işte WhatsApp veya SpaceX veya Tesla'nın kurucusu. Ve aynı zamanda bu da değerli arkadaşlarım, kafe şeyinde, Starbucks'ın kurucusu. Bunların her birisinin bir hikayesi var. Başarı hikayesi var. Ve bu insanlar, biraz önce herkes girişimci olabilir mi, olur mu anlamından bahsederken, girişimcilikle ilgili yanlış düşüncelerden bir tanesi de bu. Bunlar, bu insanların hayat hikayelerini okuduğumuz zaman öyle birdenbire başarılı olduklarını söyleyemiyoruz. Çok büyük başarısızlıklarla karşı karşıya kalmışlar.
Dikkat ederseniz işte bilgisayarı ve bilgisayar üzerinden pazarlamayı aynı zamanda yapan, bilgisayarın yazılımını yapan, aynı zamanda işte sosyal medya anlamında bu bilgiyi, bilgisayar teknolojisini, internet teknolojisini kullanan Google'da, WhatsApp'ta vesairede ve Starbucks'ta bu insanlara çalışma ortamında kahve sunuyor nihayetinde. O da bir girişim nihayetinde. Starbucks'ın hikayesine baktığımız zaman gerçekten çok ilginç bir takım gelişmeler olduğunu görebilirsin. Bunları internetten izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben öğrencilerimle bu konuda hazırlık veriyorum. Yani işte başarılı girişim hikayelerinin örneklerini biz sınıfımızda tartışıyoruz mesela ders ortamında. Bizden de tabii ki ülkemizden de işte Trendyol gibi Yemek Sepeti, Acun Medya, Çobani Yoğurtları, bu da meşhur bir resimdir nihayetinde arkadaşlar. Nur Et, bu son şekli resmi de özellikle de Almanya'da bulunan tıp alanında şu anda bizim için uğraşıp sonuçta pandemi sürecinde aşı geliştiren iki tane Türk bilim adamının özellikle girişim hikayeleri çok önemli arkadaşlar. Yani bunlar bize tabii ki örnek olurken aynı zamanda sadece başarısızlıklarını, başarılı olduğu noktalar değil, başarısız oldukları noktalarda dikkate almamız gerekiyor. Peki değerli arkadaşlarım, şimdi konuya biraz giriş yapıyoruz. Süremiz ne kadar oldu? 12-20. İhtiyaç nedir? Yani girişim fikri veya bir fikir ne için ortaya çıkar? Bir ihtiyacın giderilmesi için ortaya çıkar. Yani sonuçta insanların bütün ekonomik faaliyetlerinin temelinde ne vardır? Açlık, susuzluk gibi ihtiyaçların giderilmesi olayı vardır. Bireylerin mutlu ve huzurlu yaşama sürdürebilmesi ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Yani biz ihtiyaçlarımızı karşıladığımız zaman mutlu oluyoruz. Karşılanmadığı zaman mutsuz oluyoruz. Sonuçta da ama insanoğlunun sınırsız sayıda ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bunların bir kısmı sadece susuzluk, açlık gibi tekrar karşılanması gereken ve eğer karşılanmıyorsa kişinin yaşamını sürmesini imkansızlaştıran temel zorunlu olan ihtiyaçlarımızdır. Yani temel zorunlu ihtiyaç havaya, suya, beslenme gibi temel ihtiyaçların yanı sıra bunun yanında aynı zamanda işte tatil yapmaya, sinemaya, tiyatroya gitmeye, spor yapmaya ve buna benzer kültürel etkinlikleri olarak adlandırılan zorunlu olmayan ihtiyaçlar da vardır. Sonuçta insanların maddi ve kültürel varlıklarını sürdürmek ve geliştirmek için çeşitli mal ve hizmetlere karşı duyduğu isteğe, bu isteğin yarattığı gerginlik ya da açlığa ihtiyaç diyoruz. Kısaca değerli arkadaşlarım, karşılandıkları zaman bireye haz ve mutluluk veren, karşılanmadığında ise sıkıntı veren duygular olarak nitelendiriyoruz. Şimdi Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, bunu görmüşsünüzdür muhtemelen. Burada bir takım ihtiyaçlarımız var. 1943 yılındaki ihtiyaçlar hiyerarşisi, yani Maslow'un kuramı dediğimiz bu kuramda insanların ihtiyaçlarını temel fonksiyonu, güvenlik ihtiyaçları, ait olma, sevgi ve saygı görme ve kendini gerçekleştirme olarak nitelendirmiş. Ama 1970'lerde bu ihtiyaçlara bir takım farklı ihtiyaçların da eklendiğini görüyoruz. İşte ait olma, sevgi, saygınlık kazanma, bilme ve anlama, estetik ihtiyacı, kendini gerçekleştirme. Ama günümüzde ise bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin ters döndüğünü görüyoruz. Ya bu tartışılıyor şu anda. Ama ben paylaşmak istedim. Yani aslında insanların üstünlüğün kendini gerçekleştirme için diğerlerine yardım etme olduğunu ifade ediyor. Yani tepe noktasında ters olduğunu görüyoruz ve özellikle kendini gerçekleştirme, kişisel büyüme, kendini tamamlama gibi estetik, bilişsel anlama, saygınlık, itibar ve en sonunda da biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlar diyor. Yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini ters çevirmiş hali. Dolayısıyla da tabii ki girişimcinin iş fikri bir ihtiyaçla ortaya çıkar. Yani bir ihtiyacın giderilmesi için ne yapar? Bir fikir oluşturur. Bir sorunun daha doğrusu giderilmesi için. Bunlar Maslow'un işte fizyolojik ihtiyaçlar nedir? Nefes alma, yeme, içme, uyuma, insanların işte güvenlik ihtiyacı, bizim kendimizi güvende hissetmemiz, insanların yırtıcı hayvanlardan, sıcaktan, soğuktan veya buna benzer unsurlardan ne yapılması lazım?
kurtulması, yani işte korunması anlamında bahsediyoruz. Ve sonuçta bunların hepsi işte doğal çevre, meslek, yani bu ihtiyacın özellikle şiddetini belirleyen şeyler, doğal çevre, mesleki statü, gelenek, görenek gibi işte bir takım manevi kültür unsurları, gelir düzeyi gibi çeşitli etkenler, bunlar insanların ihtiyaçlarını farklılaştırabiliyor. İşte girişimci, burada girişimcilik farklılaştırılmış olan bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik de çaba içerisinde olmayı da ifade ediyor aslında. Mesela doğal çevre etkeni dediğimiz, Doğu Anadolu bölgesinde yaşayanlar soğuk iklim koşulları nedeniyle soğuktan korunmak için kalın giysilere, ısınmak için de gerekli olan enerjiye ve kırmızı et ağırlıklı ve şerbetli tatlardan oluşan beslemeye ihtiyacı varken, Akdeniz bölgesindeki yaşayanlar ise sıcak ve ılık bir iklime sahip oldukları için ince giysilere ve sebze ve zeytinyağlıklı hafif beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Yani dolayısıyla işte gelenek görenekler de ne yapıyor? İhtiyaçların farklılaştırabiliyor. Bu ihtiyaçların giderilmesi için tabii ki yani girişimcinin daha sonraki süreçte sahip bir işletmeye sahip olması gerekiyor. Yani işletme kurulması süreci diyoruz. Yani bir işletmeyle o fikir ancak somut hale getirilebilir. Soyut halden somut hale getiriyoruz. İşletmeyle ilgili işte fiziki, işletmenin neler vardır? Bir tane kaynakları vardır. Bunlar fiziki, mali, beşeri, bilgi kaynakları ve bir yönetim süreci vardır. Yani genel fonksiyon dediğimiz yönetim fonksiyonu vardır ki bu kaynakların planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, koordinasyonu ve kontrol süreçlerinden oluşur. Ben böyle işletmeler, ben biraz hızlı geçeceğim, uyarı geliyor bize arkadaşlar. İşletmenin tanımlanması için bir takım konulara da ihtiyaç vardır. İşte fayda dediğimiz olay, mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını gidermeyi temsil. İşletmeler fayda yaratırlar. Dolayısıyla insanların özellikle ihtiyaçlarını giderme niteliği diyoruz. Yani bir fayda oluşturulması gerekiyor. Yani aynı zamanda girişimci fayda oluştururken bir değer oluşturması gerekiyor. Yani o fikrinin bir değer oluşturması gerekiyor. Yani insanlar ona bir değer vermesi gerekiyor ve satın alması gerekiyor. İktisadi, ekonomik, mal ve hizmetler insanların ihtiyaçlarını giderme niteliği. Yani özellikle burada ekonomik mal dediğimiz zaman, ki çoğunuz bunu biliyorsunuz, bir üretim faktörlerinin kullanılarak elde edilen mal, yani üretim, emeğin, sermayenin, doğal kaynakların, teknoloji ve girişimcinin kullanarak elde edilen mallardan. Tabii ki işletmeler özellikle ekonomik mal ve hizmet üretirler ve işletmeler nasıl bunu sağlarlar? Şekil değişikliği yoluyla sağlarlar ve şekil faydası yaparlar, oluştururlar, yaratırlar. Zaman değişikliği yoluyla, yani girdilerin ve malların ekonomik, fiziksel, kimyasal, bunları bir şekilde ne yapıl yaparak, işte kimyasal olarak değiştirerek bir şekle sokarlar. İşte ağaca, bir masaya, sandalyeye vesaireye dönüştürürler. Zaman değişikliği, işte malların kıt olduğu zamanlardan pazara sunulması sürecidir. Yer değişikliği, taşınıp kıt olduğu bölgelere aktarılmasıdır. Ve mülkiyet değişikliği ise malların, özellikle sahiplerinin el değiştirmesi olayıdır. Yani mülkiyet faydası yaratmasıdır. İşletmeler bunu yaparlar. İşletmelerin özellikle dönüşüm süreci, yani sistem dediğimiz olay ne vardır? Bir tarafta işletme vardır, bir tarafta tüketiciler vardır. İşletmeler mal ve hizmet pazarına mal ve hizmet sunarlar. Tüketiciler bu üretim faktörleri pazarına emeğini, sermaye, doğal kaynaklarını sunarlar. Ve işletmeler buradan bunu satın alır, tüketiciler de bundan satın alır. Bunun karşısında para öderler, işte işletmeler bir kar elde ederler. Sistem bu şekilde döngü devam eder. Piyasalarda da aynı şekilde arkadaşlar. İşletme, piyasalar ve ekonomik sistem dediğimiz zaman bir tarafta halk vardır, bir tarafta işletme vardır. Yani mal ve hizmet piyasası vardır, üretim faktörleri piyasası vardır. Yani burada hangi mallar satın alınacak olan mallar burada, özellikle hangi üretim faktörleri kullanılacak? Yani bu sorunun cevabına birçok soru vardır bu konuda. Ne üretilecek, nasıl üretilecek, ne miktar üretilecek ve hangi maliyetle üretilecek? İşletmeler bu konuda tabii ki arkadaşlar, girişimci de aynı şekilde bağımsız değildir. Ve nihayetinde kontrol edemediği birçok değişken vardır. Örneğin işte politik koşullar vardır. Bunlar birçok, yani çoğunlukla kontrol edilemez değişkenlerdir. İşletmeler bunlara uyum sağlamak zorundadır. Teknoloji vardır. Rakipler, müşteriler, finansal koşullar, ekonomik koşullar, sosyal koşullar, doğal koşullar ve kamuoyu vardır. Ve işletmeler özellikle sistem yaklaşım içerisinde bir takım girdiler, üretim faktörlerini dönüşümden geçirirler. Transformasyon sürecinden geçirirler, çıktı elde ederler. Ama
Bir ekmeğin üretilmesi süreci, yani girişimci ekmek üretimine gireceği zaman tek başına değil, yalnız değil nihayetinde. Özellikle bu koşulları dikkate alması gerekiyor. Ve bunu yaparken teknolojik şartların, politik koşulların, satıcıların, müşterilerin, finansal koşulların uyumlu olması gerekiyor. Şimdi kısaca kimdir bu girişimci? Kimdir bu girişimci? Albert Einstein diyor ki hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Yani girişimcilik, girişimci kişinin fırsatları görerek, risk alarak, öncü ve rekabetçi olarak gerçekleştirdiği bir değer yaratma sürecidir. Dikkat ederseniz bakın, bir değer yaratma sürecidir. Girişimcilik süreci. Girişimci ise kazanç elde etmek üzere emeğinin sermayesini, doğal kaynaklarını ve teknolojiyi örgütleyerek ne yapar? Kendisini kuran bir kişidir. Ve girişim özellikle iki farklı bakış açısıyla ele alınmakta. Bunlardan bir tanesi somut bir çevrede mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirildiği, üretim süreci sonucunda mal ve hizmetlerin ortaya konulduğu ekonomik, teknik ve hukuki birimler olarak tanımlanmaktadır. Zaman açısından bir uyarı geliyor değerli arkadaşlarım. Bunları biz zaten paylaştık bizim teknoloji transfer ofisinde. Ki Teknopark sisteminde şöyle yapalım. Özellikle şu kısımdan yani girişimcilikle ilgili genel itibariyle dediğim gibi tek bir tanımdan ziyade birçok tanım vardır ve günümüzde daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme, bunları hayata geçirme süreci olarak adlandırılır. Ve burada işte sermayeden girişimcinin ayrımları vardır. Uygulamada sermayeden fiilen yatırıma girişti ve işletmesinin kurucu olduğundan girişimciyle karıştırılmaktadır. Yani girişimcilik risk alabilme, dinamizm, yaratıcılık gibi nitelikleri gerektirmektedir. Her sermaye sahibinde bu niteliklerin bulunması tabii ki beklenen bir durum değildir nihayetinde arkadaşlar. Yani girişimcilik yeteneklere sahip fakat yeterli sermayesi olmayan kişiler özellikle potansiyel bir girişimci olarak tanımlanmaktadır. Yani girişimcinin bir yeteneği vardır. Sermayede bir işlet kurmak adına gerekli olan sermayeyi, yani mal ve hizmet üretmek için gerekli üretim araçlarına sahip olan kişi olarak nitelendiriyoruz. Bunları biraz hızlandırmam gerekiyor arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Şimdi dedi ki girişimcilikte yenilik farklı kişilere sahip kişiliklere sahip olan girişimcilerin ortak yönleri yenilikçilikte odak noktası olması. Yani yenilik dediğimiz olay girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar yaratmasını ya da mevcut kaynaklarla zenginlik yaratma potansiyelini arttırma aracıdır. Dolayısıyla yenilik kaynakları şirketin veya sektörün içerisinde yer alan kaynaklar şeklinde ve sosyal ve entelektüel ortamlarda bir yenilik kaynaklarıdır. Tabii şirketin veya sektörün içerisinde yer alan kaynaklar beklemedik gelişmeler nihayetinde, işte bugün günümüzde yaşadığımız pandemi süreci, bir takım uyumsuzluklar, süreçlerdeki değişmeler, sektör ve piyasa yapısındaki değişmeler nihayetinde özellikle bir takım kaynakların kullanılmasıyla ilgili. Şimdi inovasyon türleri var. Bunları böyle geniş geniş anlatmayayım. Ürün inovasyonu, hizmet inovasyonu, süreç, pazarlama ve organizasyon. Şimdi bir ürün inovasyonundan biraz bahsedelim. Yani farklı ve yeni bir ürünün geliştirmesi, var olan bir üründe değişiklik, farklılık ve yenilik yapılması. Teneke kutuyu içerisinde hiçbir şekilde bu şekilde içmeyi düşündünüz mü? Yani şimdi bunu bir aparat olarak, basit bir şey olarak görmeyin. Düşünün, bundan işte milyonlarca üretildiğinde milyonlarca gelir elde edilmesi demektir. Aynı zamanda işte kavun dilimleyicisi tek kelimeyle mükemmel bir buluş. Yani kavunu dilimlemek bir aparatla yardımıyla. İşte mırsız soyucu gibi. Soğan gözlüğü gerçek bir ihtiyaç gibi ifade ediliyor. Şimdi burada şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle hemen şurada. Şimdi yaratıcılıkla
Girişimcinin çok önemli özelliklerinden bir tanesi yaratıcılık ve yenilikçi özelliğidir. Yaratıcılık özellikle yeni fikirler geliştirme, problemler ve fırsatlara yeni bakış açılarının getirilebilmesi anlamına gelmektedir. Yenilikçi ise inovasyon kavramından üretilmiş, Türkçe'ye inovasyon olarak çevrilmişti ve problem ve fırsatlara insanların yaşam kalitesini geliştirecek ya da iyileştirecek yönde yaratıcı çözüm yolları uygulama becerisi olarak ifade edilmekte. Yeni şeyler düşünme, yaratıcılık. Yenilik ise yeni şeyler yapma anlamında. Peki burada devam ediyorum. Yani sonuçta yeniliğin ham maddesi yaratıcılık, yaratıcılığın ham maddesi düşünme, düşüncenin ham maddesi de tabii ki hayal gücüdür arkadaşlar. Şimdi girişimcilerin genel temel özelliklerinden biraz bahsedelim. Yenilikçi, risk alan, sorumluluk üstlenebilen, dinamik bir kişilik, değişime odaklı, fırsatlara odaklanmış, yaratıcı, gelişmiş iletişim becerisi, proaktif kişilik, yüksek başarı güdüsü ve özellikle yararlarında yani faydasını da ısrarcı olma gibi. Tabii girişimcide bulunması gereken bir takım nitelikler var. Başarı ihtiyacı, fırsat yönelimi, içsel kontrol odağı, belirsizliğe karşı toleranslı olması, risk alabilmesi, yenilikçi olması, yaratıcılık olması, iyimser olması, liderlik özelliklerine sahip olması, kendi geleceğine yön verme duygusuna sahip olması gerekir. Başarma motivasyonu özellikle zorluklarla mücadele etme yetenekler yönünden kendine güven, kişisel gelişim sağlama, rekabetçilik ve kaynakları yönetme, yüksek standartlara ulaşma olarak düşünülebilir. Girişimciler kendilerini başarıyla özdeşleştirme ve başarı ihtiyaçlarını tatmin etme eğilimindedirler. Tabii burada iç kontrol hissi, arkadaşlar kontrol hissi bir bireyin hayatındaki ödülleri ve cezaları algılamalarını ifade etmektedir. İçsel bir kontrol hissine sahip olan bireyler kendi hayatlarının gidişatını kendileri kontrol edebilme yeteneğine sahip olduklarına inanmaktayken dışsal kontrol hissine sahip olan bireyler de hayatın olaylarının dışsal faktörlerin yani şansın, talihin ve buna benzer bir takım sonuçları olduğuna inanmaktadırlar ki girişimcilikte ne vardır? İçsel kontrol odağı daha yüksek olması gerekir nihayetinde. Ve özellikle risk alma eğiliminde belirsizliklere karşı belirsiz karar verme şartlarında şans almaya doğru eğilim olarak tanımlamaktadır. Yani bir kişinin risk alma eğilimi. Girişimcilikte ise risk almaya yatkın olmak, finansal açıdan zarar tehlikesini ve sosyal açıdan da başarısızlığı göze almak demektir. Yani risk alma eğilimi girişiminin yaşı, cinsiyeti, deneyimi, aile yapısı, geçmişi, sosyoekonomik statüsü ve buna benzer demokratik özelliklerle yakından ilgilidir. Biraz hızlandıralım. İnsanlar neden girişimci oluyorlar? Bağımsızlık isteği var. Başarma duygusu, saygınlık elde etme, kar elde etme ve kişisel gelişim gibi. Değerli arkadaşlarım, konumuz biraz uzun nihayetinde. Son olarak şöyle yapalım. Son olarak şuradan şöyle. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, değerli katılımcılar. Girişimcilik sürecinde, iş kurma sürecindeki temel adımları vardır. Önce motivasyona sahip olmak gerekir. Daha sonra bir iş fikri araya gelip, daha sonra bir çalışma programı ve nihayetinde bir ön değerlendirme yapılması. Ve bununla ilgili çeşitli analizlerin yapılması, yani yapılabilirlik araştırması, ekonomik, hukuki, teknik veya buna benzer araştırmaların yapılması, daha sonra bunun bir iş planına dökülmesi, işin kurulması ve işi geliştirme süreçlerinden oluşur. Yani özellikle konunun başından beri aktarıyorum, motivasyon burada çok önemlidir. Eğer bir iş fikriniz varsa bunu gerçekleştirebilecek bir motivasyona sahip olmamız gerekiyor. Bunları biraz hızlandıracağım. Ve son olarak da değerli arkadaşlarım sizlere şunu ifade etmek istiyorum. Bunları şeyden izleyebilirsiniz. Şimdi başarılı bir girişimci olabilir miyim? Bitiriyorum artık.
Bir girişimci aday olarak aşağıdaki özelliklerden hangilerine, hangi oranlarda sahip olduğumuzu kendimize sorun diyor kaynağımızda. Eksik kalan yönlerinizi listeleyip harekete geçirin. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsınız. Şimdi birincisi kontrolü elde tutma. Yani iyi bir girişimci olayların gidişine yön verebileceğine inanır. Ve yaşadığı olayları şanssızlığa, başkalarının dışındaki sebeplere bağlamaz. Kendi davranışlarını yönetmek ve sonuçlarını üstlenmek sorumluluğuna sahiptir. Şimdi sizden şunu rica ediyorum. Yani bu soruları izleyin. Daha sonra da bakın. Yani bu konuda benim eksikliğim var mı? Yani ben kontrolü elde tutabiliyor muyum? Sorunları önceden görebilme. İyi bir girişimci bir sonraki adımının ne olacağını bilir. Sorunlar ortaya çıkmadan alternatifleri hazırlayıp önleyici bir yaklaşımda çalışarak sorunların önüne geçer. Önünde gider. Yani sorunun önünde gider. Burada bu konuda eksikliğin nedir? Bunları yazıyoruz. Bağımsız olma, iyi bir girişimci özgürlüğüne düşkündür ve bu sebeple kendi kendisinin patronu olma ve başkalarından emir almadan çalışma ihtiyacı girişimcinin belirleyicisidir. Yani bu konudaki benim eksiklerim nelerdir? Yani iç kontrol odağım nasıldır? Veya ben dış kontrol odağım daha fazladır? Bu konuda eksiklerim nelerdir? Paraya olan tutum, iyi bir girişimci paranın öneminin ve gerekliliğinin farkındadır. Ama işini sürdürmede temel motivasyonu para değil, projesinin başarısıdır. Yani konunun ilk başında da dediğim gibi her şey kâra odaklanmak değildir. Ve dolayısıyla burada da ben kendi kendime şunu soruyorum. Bu konuda benim eksiğim nelerdir? Fırsatları yakalama konusunda iyi bir girişimci önüne çıkan fırsatları yenilikçi yaklaşımlarla başarılı uygulamalara dönüştürebilen bir kişidir. Ayakları yere basan serüvenci değildir. Serüvenci girişimcilikten bahsetmiyoruz değerli arkadaşlarım. Ve karşısına çıkan elleri yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşımda çözmeye çalışır. Bu konuda eksiklerim nelerdir? Kararlılık konusunda benim özellikle iyi bir girişimci başladığı işi yarım bırakmaz. Büyük başarılarının kolayca ve çabuk elde edilemeyeceğini bilir ve işi şansa bırakmadan projesini başarılı bir şekilde gerçekleştirir. Ve objektif olmak, belirsizliklere yaşayabilmek, başarma ihtiyacı ve iyimserlik. Bütün bunları bir kağıda döküp kendimizi bir kontrol edelim bakalım. Neler de bizim eksik noktalarımız nelerdir? Bunlara bakmamız gerekiyor. Ve başarılı bir girişimci olabilir miyim? Diyor ki Alibaba.com'un korucusu Jack Ma, hayatında birçok başarısızlığı ardı ardına yaşayan Jack Ma, başarının tanımını şu şekilde yapıyor. Asla vazgeçme. Yani sonuçta bugün hangi basamaktayım sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. Başaramayacağım, başaramam, başarmak istiyorum, nasıl başarabilirim, deneyeceğim, başarabilirim, başaracağım ve başardım. Yani işte Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki en o tepe nokta dediğimiz nokta var ya değerli arkadaşlarım. Ve o noktada başarma ihtiyacı, nihayet kendisini gerçekleştirme ihtiyacı paradan gerçekten önemli olduğunu söylüyoruz. Evet, zaman biraz dar değerli arkadaşlarım. Önümüzdeki eğitim sürecinde inşallah yine birlikte olacağız. Sizlere 8 saatlik bir eğitim vermeyi düşünüyoruz. Bu konuda sizlere duyurular yapacak. Özellikle bir iş fikrine odaklı olan arkadaşlarımızın, özellikle de bizim TETO'muzda ön kuluçkaya nasıl alabiliriz? O arkadaşımızın iş fikrini nasıl hayata geçirebiliriz şeklinde daha geniş bir şekilde konuyu ele alacağız. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yani dediğim gibi girişimcilik süreci gerçekten meşakkatli bir süreçtir. Zorluklarla doludur. Ama başarma ihtiyacı, yani kendini gerçekleştirme bu açıdan daha önemlidir. Değerli arkadaşlarım, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer herhangi bir sorunuz olursa sunumun başında benim mail adresim var. Oradan bana soru sorabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar sizlere dönüş yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi kısa sürede ancak bu kadar gerçekleştirdik. Bir dahaki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Selamlar arkadaşlar. Hocam teşekkür ediyorum. Hocam biz de teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Birkaç tane panoda sorumuz var ama hocam. Onları yani hani genel geçer bir şekilde hızlıca isterseniz size yönelteyim ben.
Şey mi? Mail olarak gönderilebiliyor mu? Mail adresi belirten var hocam. Mail adresi belirtmeyen de var. O yüzden mail adresi belirtmeyenleri hemen buradan söyleyeyim. Mail adresi belirtenleri daha sonra isterseniz cevaplarız. Yani ne olarak hocam? Yani çok hocam şöyle, kapsamlıysa zaman açısından, çünkü bir de diğer şey başlayacak. Çok kapsamlı değil hocam. Şöyle yani kapsamlı değil derken en azından hani bir iki cümleyle belki özetleyebiliriz. Temel girişimcilik için sizce ülkemizde yeterli destek ve yardım yapılıyor mu? Üniversiteler bu konuda yeterli eğitim desteğini vermeye 2021 yılında başlayacak mı diyor. Evet, şimdi o soruya şöyle cevap vereyim. Arkadaşlarım zaten benim sunumda da vardı ama zaman açısından dediğim gibi tabii ki Türkiye'de devletimiz yani kamu otoritesi ciddi anlamda destek veriyor. Bunun içerisinde özellikle sadece bankalar anlamında değil. İşte KOSGEB var bu konuda. Özellikle kadın girişimci destekleme merkezi var kadın girişimciler için. Aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı gibi, TÜBİTAK gibi aynı zamanda kuruluşlarımız var. Bunlar nihayetinde ekonomik anlamda Halkbank nihayetinde şey destek veriyor, finansal destek veriyor. Yani bu konuda ciddi anlamda destek ülkemizde var. Yani hem finansal anlamda hem de fikir anlamda. Üniversitelerimiz de bu konuda zaten girişimcilik konusunda müfredatın içerisinde ders var. Mesela bizim üniversitemizde, bizim bölümümüzde olduğu gibi diğer bölümlerde de girişimcilik dersi var. Seçmeli olarak girişimcilik 1 ve girişimcilik 2 dersleri var. Hatta diş hekimliği fakültesinde de var. Yaklaşık 3-4 yıldır ben o fakültede derslere giriyorum. Var yani bu konuda destek var arkadaşlar. Bana yazsınlar. Ben o destek veren kuruluşları o arkadaşlarımıza mail olarak atayım. Evet, aynı zamanda teknoloji transfer ofisinin sayfasında da hocam duyurularımızı yapıyoruz. Orayı da takip ederek öğrenebilirler. Tabii. Bir de hocam şöyle diyorlar, hani inovatif fikirlere ve düşüncelerimizi hayata geçirmekte zorluklar çekiyoruz. Desteklerle ilgili destekler ve yardımlar yapılırsa diyor hani gelecekte girişimci olabileceğiz. Peki bu konuda diyor hani bizim fikirlerimizi hayata geçirme konusunda bize öneriniz nedir diyor. Düşünceleriniz ve fikirleriniz bizim için. TTO'ya gelsinler. Evet. Yani onları ön kuluçkaya alalım. Gelsinler, fikirlerini bize anlatsınlar, aktarsınlar. Gerekli olan destekleri sağlayalım onlara. Evet, bir de kendimizi geliştirmek için ne yapabiliriz diyorlar. Bu tür eğitimleri takip edebilirler değil mi hocam? Aynen öyle. Aynen TTO'ya öyle. Başvurup bizlerden yardım alabilirler bu süreçte. Tabii ki. Yani bu konuda bizden yardım isteyebilirler. Bu konuda üniversitemizden yardım isteyebilirler. Çünkü üniversitemizde bu konuda kendi alanında uzman olan değerli hocalarımız var. Aynı zamanda onlardan yararlanabiliriz. Evet. Yani yetkin olan uzmanlarımız var bu konuda. Hocalarımız kesinlikle var. Hocam. Esma Kayar YouTube üzerinden yazmıştı. Girişimcilik fikrimiz var ama ekosistemdeki dalgalanmalar nedeniyle hayata geçirmekte zorlanıyoruz diye, cesaret edemiyoruz diye. Bu konuda hocam size mail atmalısı. Tabii atabilir. Zaten şimdi şöyle bir şey var. Sunumun ilk başında bunu ifade ettim. Özellikle bu şeyden bir tanesi. Yani Tuğba hocam şöyle diyeyim, ben şuraya geleyim. Şurada ifade et, pardon. Şöyle yapalım. Pardon. Şurada ekonomi kötüyken girişimci olunmaz. Hayır, yani ortam kötüyken girişimci olmaz diye bir durum söz konusu değil. Bu da bir yanlış inanış. Ekonominin kötü olduğu durumlar içinde gizli fırsatlar vardır. Nereden biliyorsun? Yani onun beklenen bir ürün olduğunu, hizmet olduğunu veya bir inovasyon olduğunu, bir yaratıcılık süreci olduğunu, belki bir soruna çözüm üretebileceğini de, yani bir farklılık yaratabileceği konusunda illa da ekonomi kötüyken iş yapılmaz değil. Çünkü yani ekonomik ve sosyal durumların olumsuz olduğu durumlarda bir takım fırsatlar ortaya çıkabilir. Doğru. Yani bu fırsatlardan yararlanılabilir. Evet. Kesinlikle. Hocam bir de Seth Godin'in Morinek kitabını önerir misiniz? Ya da girişimcilik için bu alanda bize kaynak önerir misiniz diyen bir katılımcı. Tabii ki kaynak öneririm ama şu anda şunu alın deme şansım yok. Mail olarak göndersin ve ben onlara kaynak önereyim. Evet.
Tamam hocam. Değerli katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Bunun ben teşekkür ediyorum. Bunun dışındaki sorular için ben size ulaşacağım yine. Tabii ki. Umarım faydalı olmuşuzdur. Çok güzel oldu hocam. Çok faydalı bir eğitim oldu. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Ben şimdi bir kurul var, ona geçmem gerekiyor. Ayrılabiliyorum değil mi? Tabii hocam. Ayrılabilirsiniz. Teşekkür tamam. ediyoruz. Ben de katılımcılarımıza diğer bilgileri vereyim. Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Çok görüşmek teşekkürler. Üzere. Eyvallah. Çok sağ olun. Değerli katılımcılarımız, temel girişimcilikle ilgili bildiğiniz üzere az önce hocamız değerli bilgilerini paylaştı. Sizlerden birkaç ricamız olacak. Öncelikle YouTube'daki canlı yayınımızla ilgili konuşmak istiyorum. Şöyle ki burada sohbet kısmından çok alakalı alakasız çok fazla şeyler yazıyoruz. Bu da sizin eğitimi kaçırmanıza da sebebiyet veriyor. Bu yüzden sizden ricam, hani eğitim dışındaki bilgileri buraya yazmayalım, olur mu? Eğitime dikkat etmeye çalışalım. Çağrı hocam, Çağrı Seçkin katılımcımız, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben size yine eğitimin en başında belirttiğim bilgilerle ilgili birkaç şey daha paylaşayım, olur mu? Sonrasında diğer oturumlara geçelim. Bunlardan birincisi şu, katılım belgesi verilecek. Eğitimin en başında söylemiştik. Yine TTO hesaplarımızdan yazan katılımcılarımıza da bilgi verdik. Katılım belgesini nasıl temin edeceğinize dair bilgilendirmeyi toplantının sonunda yapacağız. Sohbet ortamından da yapacağız. Ben o kadar çok fazla yazıldığı için bununla ilgili Padlet panosunda sorularınızı aslında cevapladım. Oraya bir bakalım. Kayıt altında bütün eğitim. Bu kayıta erişebiliyorsunuz zaten. Bu konuda da bir sıkıntı yok. Hocalarımızın mail adresleri sunumlarda var. Sunumlar üzerinden erişebileceksiniz. Ben sunumları eğitimin sonunda yine sizinle paylaşacağım. Buradan hocalarımıza ve mail adreslerine erişebiliyorsunuz. Ben bunu panoya da yerleştireceğim. Panodan da edinebilirsiniz hocalarımıza ulaşma anlamında. Bir de kayıtlar var yine aynı şekilde. Kayıtlarla ilgili erişebiliyorsunuz, bir sıkıntı yok. Berkay Bey, sertifikayı nasıl ve ne zaman teslim edeceksiniz diye tekrar yazmışsınız. Padlet panosunda yine diyorum, duyurdum. Eğitimin sonunda bununla ilgili bilgilendirme yapılacak. Bu yüzden hani orayı takip edelim. Şimdi şöyle yapalım. YouTube'daki canlı yayını biliyorum sizler de çok yoruldunuz. Biraz ara vermeye ihtiyacınız var. Bir 10 dakika kadar ara verelim, olur mu? 13.10'da başlayalım. YouTube üzerindeki canlı yayını şu an durduruyorum. 13.10'da ikinci bir YouTube üzerinde ikinci bir oturum olarak başlatacağım canlı yayını. Orada üzerinden takip edebilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımız üzerinde paylaşılan duyurudan Zoom hesabını kullanarak bağlantı yapabilirsiniz. Çünkü buradaki oturumumuz yaklaşık 2 saate erişti. Bu yüzden bir 10 dakikalık ara, hatta Ferit Hocam 15 dakikalık bir ara mı yapalım? Nasıl yapalım? 10 dakikalık ara sizin için yeterli olur mu? Tamam. O zaman 10 dakikalık bir ara verelim. 13.10'da başlıyoruz. Canlı yayını durduruyorum şu an YouTube üzerindeki. Dediğim gibi tekrar 10 dakika sonra oradan başlayacağız. Tuğba Hocam, sesim geliyor mu? Evet hocam, şu an geliyor. 13.10'da başlasak iyi olmaz mı? Bir 15 dakika arkadaşlar da dinlenmiş olurlar. Hocam, nefes alın. Soruyu yöneltince siz hani cevap vermeyince acaba 10 dakika mı olsun diye karar vermişim. Öyle yapalım. Mikrofonum kapalıydı hocam. Mikrofonum kapalıydı herhalde, o yüzden. Tamam hocam. Sesim teşekkür ediyorum. 13.15'te başlıyoruz. Şu an geliyor hocam. Bir sıkıntı yok. Canlı yayınımıza 13.15'te devam ediyoruz. Şunu hatırlatmak istiyorum. Zoom'da evet 100 kişi sınırımız var ama süre sınırımız yok. Bağlanamadığınız takdirde lütfen YouTube kanalı üzerinden bizi takip edin. Dediğim gibi Zoom üzerinden bağlanmak ya da YouTube üzerinden bağlanmak arasında belge alma anlamında ya da bilgilerin paylaşım anlamında herhangi bir sakınca yok. İki taraftan da aynı duyuruyu yapıyoruz. Bu yüzden içiniz rahat olsun. Dediğim gibi iki taraftan da takibi yapabilirsiniz. Şu an itibariyle kaydı durduruyorum. Saat 13.15'te görüşmek üzere.